Bu programdaki kişiler ve yaşananlar tamamen gerçektir. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Ellerinize, ayaklarınıza sağlık. Star TV ekranlarından bugün de herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar efendim ekranlarınızın başına. Hoş geldiniz. Saat 19'a kadar canlı yayında karşınızda olacağız. Siz de programımıza katılmak ve yuva kurmak istiyorsanız tabii ki bizi arayınız diyoruz ve 0212 300 18 18 telefon numaramız. Aynı zamanda Facebook üzerinden Zuhal Topal aday başvuru sayfamız ve StarTV.com.tr adreslerimizde sizler için evinize amade ediyorum. Stars Orkestrası bugün nasılsınız? Gayet iyi görünüyorsunuz. Sevgili seyircilerimiz ve loca adaylarım hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi saat 19'a kadar bakalım neler izleyeceğiz. Dop dolu program sizleri bekliyor. Buyurun kısaca bir göz atalım. Gözyaşlarıyla stüdyoyu terk etti. Şok, şok, şok. Canlı yayın sonrası Cansu neden rahatsızlandı? Şimdi... Bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey. Büyük hasret sona erdi. Yıllardır bir tek bir kelime duymak için bekliyoruz. O da oğlum. Utanırım. Sen babam de o zaman. Babam. Dargın baba oğul yıllar sonra canlı yayında bir araya geldi. Oğlum diyemedi ama duygularını kağıda döktü. Şimdi. Yılın olayı. Deniz'den şaşırtan aşk itirafı. Ben Melis Hanım'ı tanımak istiyorum. Deniz ve Melis arasında büyük bir aşk mı doğuyor? Şimdi. Yemin ederim çadırda yaşayacağım ya, gelmesin kimse ya. Ya kimsenin hiçbir şeyini istemiyorum, yemin ederim istemiyorum. Gerçek aşkı aradı, hep hüsrana uğradı. Ve bugün Hanife için öyle bir talip geliyor ki onun güvenini kazanabilecek mi? Şimdi. Olay, olay, olay. Naz yeniden stüdyoda. Neden gitti? Açıklamak istediğim çok şey var. Evet, gittim çünkü. Naz'dan olay yaratacak açıklama. Şimdi. Mehmet ve Seda.
Bir süredir kendilerine haber alamıyorduk. Bir gelsinler, merak ediyoruz ilişkileri ne durumda, ne seviyede diye. Önce çiftimizi bir hatırlayalım, sonra kendileri buraya geliyorlar efendim. Tartıştık dün aile tanışmasıyla alakalı. Ben daha erken olduğunu düşündüm. Adam dedi kaçıyor, haklılar. Kimse de haklı gördü ya. Herkes. Yazdan kalma. Bana dedi ki aşık değilim. Dün mini kuran sadece buydu gerçekten. O kadar kırıldım ki. Çay filminden bir sahne var aklımda. Oyuncular sanki biziz. Mutsuzuz ikimiziz. Kimi aşklar hiç bitmezmiş. Bizimkisi bitenlerden. Sevmeye yeteneksiziz. Benim annemle tanışmak istemeyen adamla ben bir hayat ömür. İki yabancı. İki yabancı. Birlikte ama yalnız. İki yabancı. Ne zaman hazır olacaksın? Seda'yı kaybettiğin zaman mı? Kaybettim. Evlendikten sonra bile senin annenle yaşamak istiyorum dedim. Sen benim için abi. Bu kadar önemliyken sen, o benim annemle 2 hafta 5 hafta gelince bile sen tanımak istemiyorsun. Şu anda gelmek istemiyorum diyorum. Şu anda hazır değilim diyorum. Sen bana devam etmek gelmiyorsan ne? Devam etmek istemiyorum. Öyle mi? Evet. Şunu sen merak ne zaman hazır ya? Dersen ben o zaman hazırım. Hış. Ben bu kadar fedakarlık yaparken o evet. Bana eğer bunu yapıyorsa artık ben bitiririm. Ya da çölde çay filminden benim de sahneler aklımda seninkilerden farklı ama artık kendini kandırma. Yoktur üstüne senin güzeli çirkin yapmakta suçuysa dünyaya atmakta. Neyin bildin ki derini benimkini bileceksin bunu da tabii mahvedeceksin. İki. Edemiyorum. Bak ben çok fedakarlık yaptım Zuhal abla ya. Şu noktadan sonra ne yapacaksınız? Gelmiyorsa bitti. Yabancı, birlikte ama yalnız. İki yabancı. İki yabancı. Hoş geldiniz. Nasılsın görüşmeyeli Seda? İyiyim. İyi misin? Ha, hem kendime zaman verdim hem Mehmet'e zaman verdim. Biraz daha iyiyim. Güzel. Bunu yapmanıza sevindim Mehmet. Evet, buna ihtiyacımız vardı zaten. Bayağı da bir zaman oldu. Değil mi en son gelişinizden bu yana? Yani bir hafta. Hızlı gitmek geçti. İstemedim evet ama zamana ihtiyacımız olduğunu anladım yalnız kaldığımda. Zaten çok seviyorum. Yani hala çok seviyorum. Bu hiçbir değişmedi. Hiçbir zaman da değişmeyecek. Çok seviyorsun. Mehmet benim için ilkti. Yani şunu ilk defa yaptım ve son olarak kalacak. Asla değişmeyecek bu. Ne burada ne dışarıda hiç fark etmez. Belki olmasa bile çok ileride. Yani canım çok acıyacak. Yani acır. Ama Mehmet'ten asla vazgeçmeyeceğim. Asla. Çok güzel Mehmet. Şimdi böylesi bir insandan bunları duymak. Her erkeğe nasip olmaz. Zaten kopamamamızın en büyük nedeni o sevgi. Ben onu onda görüyorum. Kendimde de görüyorum. Zaten geçen hafta işte en son çıktığımızda dedim zaman sana zaman vereceğim dedim. Normalde ilişkilerimde zıt giden bir şey olduğu zaman ben zaman vermeyi pek sevmiyorum. Bana zıt diyorum. Demek ki ileride yine böyle bir şey olacak diyorum. Vazgeçiyorum. Bu sefer vazgeçmedim. Kendini dinle dedim. Bir süre. O da sana biraz katılıyor aslında gibi. Yani hak vermeye başlamış sanki. Ben zaten zaman en başından ihtiyacımız olduğunu anladım verdim. Diyor. Kesinlikle en başından beri hani bir zaman zaten gerekiyordu.
Ya öyle veya böyle, iyi veya kötü, o zamanı biz hak ediyorduk. Güzel oldu. Zaten bir his, sevgi var, elbette var. Olmasa zaten ben hala burada oturmuyordum şu anda. Çok farklı yerlerde, farklı insanlarla zaman geçiriyor olurdum. Onun o sevgisini hissediyorum. Benim de zaten sevgim var. Olmasa zaten yok yani. Kendimi çok iyi tanıyorum. En ufak şeyde vazgeçebiliyorum. Hani yıllarımı verdiğim bir insan bile olsa, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl vazgeçmişim olmuştur. Biliyorum kendimi. Bu sefer istemiyorum o vazgeçişleri. Yani yorulsam da, beni yorsa da o yorgunluğu böyle kenara alıp hayır, devam edeceğim demek istiyorum. Ben izin verirseniz birkaç bir şey söylemek tabii istiyorum. Tabii ki. Şöyle ayağa kalkayım. Gözlerinin içine bakarak. Senden ayrı kaldığım dönemde çok acı çektim. Senin yokluğunda sana ne kadar değer verdiğimi bir kez daha anladım. Ben sana bir adım geliyorum. Sana zaman veriyorum. Ne zaman istersen o zaman ailemle tanış diyorum. Eğer sen de istersen. Madem sen bana bir adım geliyorsun, bunları söylüyorsun. Ben zaten en başta söylediğim gibi zaten. Bana bir adım gelmem, benim sana iki adım gelmemdi. Aşk incelik ister canım. Hayrat olma, beni böyle sev, değiştirme, boş ver anlama. Bir güç savaşı değil bu, kendi haline bırak. Galibi yoktur ki hiç, aşk bu, unutma. Bu çok güzel oldu. Seni tebrik ediyorum Seda. Ama bunu hak etti. Gerçek. Ayrı kaldığım bir insandan ayrılırsanız o adamın nasıl bir insan olduğunu anlarsınız. Ben ayrı kaldığım her gün, her saat o adamın evet bu, yani bunu dedirtirdi bana. Ayrı kaldığımız dönemde ne bir saygısızlığını gördüm. Benim için çabaladığını gördüm. Yani diyorum ya, bir adamdan ayrıldığınızda o adamın ne olduğunu görürsünüz. Gerçekten bana nasıl bir adam olduğunu bir kere daha gösterdi. Yani bazen yakın olmak için uzak mı olmak aynen gerekiyor? Aynen öyle. Aynen öyle. Ve şöyle söyleyeyim. Aslında ayrılık demeyeyim de o konuşmadığımız, uzak kaldığımız dönemde, ona zaman tanıdığım dönemde çok şey değişti. Benim için inanın ki çok şey değişti. Farkındayım. Acayip değişiklik olmuş. Mehmet'te de ona keza. Ve yani canlı yayında bir kadının kalkıp böyle bir itirafta bulunup ve hani senin karşına gelip ellerini açıp hadi demesi çok büyük bir lütuftur. Mehmet, bunu kesinlikle iyi değerlendir bu şansı. Için. Lütfen. Peki. Çok sevindim. Gelin yanıma. Sizi böyle gördüğüme inanın çok sevindim. Ve hep böyle görmek istiyorum. O ellerinizi ayrı görmek i̇nşallah, istiyorum. İnşallah. Peki. Çok yakında da inşallah aile ziyareti gerçekleşecek i̇nşallah. Zaten. Ben artık harika. İstiyorum. Diyorum, zamanlar... Aynı kafadasınız. Bir adım geldi için ben iki adım gitmek istiyorum. Harika. O yüzden sıkıntı yok. Üç yani. Adım, dört adım da gideceksiniz. Ona sadece zaman onlara ihtiyacı kesinlikle olan. Ben de o zaman onları tanımak istiyorum. Çok sevgili teşekkür ederim. Sizlere. Çok teşekkürler. Selamlar, sevgiler. Canım. Hayrat olma, beni böyle sev, değiştirme, boş ver, anlama. Şimdi, dün biraz olaylar karıştı. Zaman da yetmedi, sürümcemede kalan bir konumuz vardı. O da Muhammed Ali Hoca'dan kimin aşık olduğu. Ha. Dün Muhammed Esmire ile karar anı çıkmıştı ya. Ha. Dur ben anlatmayayım ya, VTR'miz var. Buyurun görüntülerle anlatalım. Buyursunlar. Muhammed'e aramızda aşık olan bir arkadaş var. Ne? Evet. Muhammed'e aşık biri var aramızda. Ben Esmer Hanım'a o arkadaşa inat buraya çıktığını düşünüyorum. Muhammed'e kim aşık? Kendisi söylesin, ben söylemeyeyim o ismi. Kendi Muhammed sen biliyor musun bunu? Var mı öyle bir şey gerçekten? Ya ben biliyorum da kendisi açıkladı. Kendisi söylesin. Biliyor ve istemiyor bence. Muhammed'e kim aşık?
Ben söylersem abes kaçar, o kendi söylesin. Şu an söylemediğine göre yarın konuşalım bunu, öğrenelim bakalım kimmiş. Herhalde çıkar kokusu diye düşünüyorum. Evet, dün Orhan ortaya böyle bir şey attı. Muhammed'e ben biliyorum zaten, kendisi söylesin dedi. Evet, kendisi söylesin. O her kimse demek ki bayağı locada hakim konuya. Herkes biliyor, bu bir zamandır devam ediyor anladığım kadarıyla. Öyle mi Muhammed? Evet, aslında ben uzun zamandır biliyordum ama yani biliyorum. Ne kadardır biliyorsun? Yani burada olduğumun, ya olduğum sürenin bayağı bir kısmı. Ne diyorsun ya? Ta geldiğinden midir neredeyse aşağı? Yani hemen hemen. Ne bekledi o kızımız bunca zamandı? Ben de onu merak ediyorum acaba. Aha! İbrahim Hanife, aha! Ben de biliyorum kim olduğunu, öğrendim. Siz bilmiyorsunuz. Sizin de öğrenme zamanınız geldi. Muhammed'e aşık olan kızımız locadan... Kendisi söylesin. Mikrofonu var mı bilmiyorum. Bakmıyorum şu an kendisine. O kendini hazır hissettiğinde söze girecektir. Değil mi Muhammed? Yani. Ki girmeli artık. Umarız da geç kalmamıştır. Bazı şeyler için. Zuhal abla. Efendim Zeliha. Evet, bir şey mi söyleyecektin? Evet, bir şey söyleyecektim. Ne oldu? Hayırdır? O kızı ben tanıyorum. Evet. Zeliha. Bizim Zeliş bildiğiniz yanıp tutuşuyormuş aylardır. Hem de öyle böyle değil. Gel gel, bir gel buraya. Sen buraya gelirken bir de VTR'miz var. Bak, kameralarımıza da söylemiş. Onu da bir izleyelim lütfen. Gel. Evet, stüdyodan çıktım. Çünkü seni Esmiray'la aynı karede görmeye dayanamadım. Benim sana neler hissettiğimi sen çok iyi biliyorsun çünkü. Bunu seninle kaç kere konuştum, kaç kere paylaştım. Belki iki aydır sana karşı bir şeyler hissediyorum ama sen bunu bir türlü anlamaya çalışmıyorsun. Kaç kere şans dedim. Bir kere şans verseydin belki aradığın aşkı da bende bulurdun. Belki o yaşamak istediğin aşkı da beraber yaşardık. Bana bir şans ver ne olur. Eğer olmazsa da zorlamayacağım, söz veriyorum. Gözünün önünde de olmayacağım, seni rahatsız etmeyeceğim, mesaj da atmayacağım, aramayacağım da. Sen benim için değerli olduğun için ben Esmiray'la seni yüzünden tartıştım ya. Zeliha! Bu ne hal böyle? Durum öyle işte Zuhal abla. Konuşamadım şu an, izleyince kendimi de tuhaf oldum. Ay kıyamam ben sana, bu kadar mı aşıksın sen? Canım ya. Ne yaptın bu kıza böyle Muhammed? Ya aslında bir saniye dur. Esmira niye ağlıyor? Esmira da ağlıyor. Hanginizden başlayayım? Nasıl geldi olaylar bu noktaya? Ne zaman fark ettin ilk bunu Zeliş? Zuhal abla, sezon finalinde aslında, sezon finalinden sonra hani tatil döneminde konuştum Muhammed'le. Hatta o zaman da ona söyledim. Beğeniyordum sadece. Sonra ona karşı farklı şeyler hissettiğimi düşündüm. Özlemeye başladım falan. Sonra kendisine söyledim. Söyledim. Evet, ama karşılık alamadım. Defalarca söyledim. Defalarca hatta. Defalarca hem de. Kendisi de biliyor. İsterseniz kendisi de anlatsın biraz. Muhammed, neler duyuyorum. Ben Zeliha'yı hiç böyle görmedim. Ya aslında şöyle, evet, ben Zeliha'yı
yani bana karşı bir şeyler hissettiğini biliyorum. Bir şeyler bana, mi? Yani bir şeyler derken yani bana karşı hani yoğun duygular beslediğini biliyorum. Evet, bana dile getirdi. Ben kendisini çok kez dinledim. Bunu iyi anlamda söylüyorum. Samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten Zeliha benim için bir vicdan azabı. Ne? Yani vicdan azabı derken üzülüyorum. Çünkü aslında bir yandan dinlemek istiyorum. Bir yandan da üzmek istemiyorum. Ya aslında ikilem arasındayım. Sen bir şey hissetmiyor musun Zeliha? Ya... Ya bu aşk sana bir şey ifade etmiyor mu? Ya Zeliha benim için gerçekten değerli. Çok önemli. Onu sormuyorum önemli. Ben. Onu sormuyorum. Sen farkındasın ne sorduğunun herhalde. Yani aslında... Karşılıksız bir aşk bu mu yani? İmkansız. Ya şöyle söyleyeyim. Aslında bu konu nasıl toparlanır, nasıl konuşulur onu da hiç bilmiyorum. Evet, ben Zeliha'yı çok dinledim. Yani bana... Dinlemeye çalıştı yani ama şöyle söyleyeyim dinlemedi. Aslında... Dinlemedi. Ben burada Zeliha'nın çok durumlarına, çok olaylarına şahit oldum. Bunların hiçbir şeyi yok bende. Hani, hepsi için senden özür dilerim. Hayır hayır, şu anlamda yani. Bana bir eksisi değil. Ama sen başkalarına... Muhammed'e karşı bir şey yapmadın. Neyin özrünü diliyorsun ki? Yani bana karşı... Bana bir yanlış olmadı. Ya hayır, kesinlikle bana bir yanlış olmadı. Yani şunu söyleyeceğim, söylemek istiyorum. Zeliha başkalarına davrandığı gibi bana, yani başkalarına konuştuğu gibi, sert çıkıştığı gibi bana çıkmıyor. Mesela ben Zeliha'ya bir kere baktığımda susuyor. Yani dinliyor, anlıyor. Aşık. Bildiğin aşık. Kimseye ona davrandığım gibi davranmadım. Yani o ne derse onu yaptım yani. Nasıl söyleyeyim size? Annemmiş babammış gibi davrandım ona. O sus dedi sustum. Otur dedi oturdum. Kalk dedi kalktım. Git dedi gittim. Ki sen hani içinden geldiği gibi davranan. Aynen. İstediğini yapan, söyleyen bir kızsın. Ama o istediği için içimden geldiği gibi davranmadım onun yanında hiçbir zaman. Hatta ben orada oturduğum zaman, Muhammed'i gördüğüm zaman hiç konuşmadım bile. Ya işte ağzımdan çıkan bir şey acaba onu bana karşı uzaklaştırır mı diye hep düşündüm. Bir süredir de çok sessizsin zaten, benim de dikkatimi çekti. Susuyorum çünkü o bana dedi ki benim yanımdaki bayan sessiz sakin. Hareketlerini falan düzelt dedi bana. Ben de dedim ki tabii ki düzeltirim. Sen istedin. Ne düzelteyim? Mesela biraz daha sakin olabilirsin dedi. Ben de onun istediği gibi davranmaya çalıştım. Sonra bana mesaj atma falan dedi. Ben hiç belki yaklaşık bir aydır ona hiç mesaj atmıyorum. Mesaj atma dedi. Neden? Ya tekrar söylüyorum. Ya konuşurken bile ben kötü oluyorum. Şimdi olur da ben Zeliha'yı hayatıma alırsam, bu duygulardaki bir insanı yarın öbür gün yok dersem, olmadı dersem, yapamadım dersem, senin şu an üzmek istemiyorum. Var mı? Ne hissediyorsun Zeliha'ya baktığında? Karşında sana aşık olan bir kız var, gözyaşları içerisinde. Ya bir şeyleri hak ediyor. Bir şeyler ya duyduğu duyguları elbette hissediyor. Hak ediyor. Ben onu sormuyorum Muhammed. Hep lafı dolandırıyorsun. İşte ben üzmekten korkuyorum. Benim sadece tek korkum bu. Yoksa ben Zeliha'yı çoktan kabul etmiştim. Ya da çoktan dile getirmiştim. Ya da çoktan birbirimizin hayatındaydık. Ben sana peki şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer kabul etseydim bir kere kırılırdım. Etmiyorsun, her gün kırılıyorum. Böyle daha mı güzel? Ya tabii ki de güzel değil. Ben de seni kırmak istemiyorum. Ben de seni üzmek istemiyorum. Yani üzmek istemediğim için... Kendimi peki beni çekiyorum. Neden üzeceksin ki Muhammed? Bana hani bir şey söyle ya, beni seni şu yüzden üzerim ya da kırarım falan de. Ben senin istediklerini yaptıktan sonra, senin istediğin gibi bir bayan olduktan sonra sen beni niye üzeceksin? Neden mi üzebilirim seni? Olur da seni hayatıma alırsam ya da kabul edersem duygularına karşılık veremeyebilirim belki.
senin kadar yoğun hissetmeyebilirim. Senin kadar bu hissettiklerini hissetmeyebilirim. Hissetmeyebilir mi, hissetmiyorum mu? Kilit soru yani bu. Yani şu an hissetmiyorum aslında. Hissetmiyorsun. Şu an hissetmiyorum. Ne hissediyorsun? Bu da bir muamma. Aslında bir soru işareti var muhakkak. Ya belli. Muhammedciğim, böyle seven bir insanı neden kabul etmiyorsun ki sen? Gayet düzgün bir genç kızımız. Bak seni seviyor, gözyaşı döküyor. Ya işte ben bu durumdan üzülüyorum. En azından bir çıkarsın, şimdi tanımaya çalışırsın. İbrahim, sorun ne burada olmayan sence? Sen biliyorsun da herhalde konuyu. Şöyle bir şey var. Şimdi bazı şeyler vardır. İlk başta gördüğünüzde olmaz ya da işte imkansız gibi gelir size ama bazı şeyler yaşanırken ortaya çıkar. Yani nasıl bizim daha önce hayatlarımızda birileri oldu ama onlarla hiçbir zaman ileriye gidemedik. Ben burada Muhammed'in kesinlikle yaşarken bazı şeyleri hem göstermesini hem görmesini istiyorum. Çünkü karşındaki insan direkt böyle hani kestirip atılacak bir insan değil. Yani böyle düşünerek yaklaşırsan. Ya işte ne kestirmek istiyorum ne de tamamıyla bitirmek istiyorum aslında. Aradasın sen. Evet yani. Yani bir çok adım değişik atsan içinde olacaksın ilişkinin. Evet. Hep bir adım geride duruyorsun. Yani. Direnliyorsun kendini. Ya aslında kendi düşüncelerim ve hissettiklerim bir çizgide dur diyor bana. Bir yerde dur. Yani bir yerde durman gerekli diyor bana. Deniz, pardon Hanife. Birlikte Taksim'e gitmiştik. Cansu, ben, işte Muhammed falan. Zeliş de vardı. Zeliş, yani böyle onun yanındayken titriyor. O kadar çok aşık ki, çok belli. Hatta gece yarıları falan, ya gece yarısı desek ki Muhammed ona gel, Zeliş kalkar gider yani. Gecenin bir vakti kalkar gider. Muhammed, ben hayatımızda yanlış yaptığımız şey şu. Hep aşık olacağımız insan, hep aşık olacağımız insan. Tabii ki de sadece bizim için çaba gösteren insan değil ama bizim için çaba gösteren insan olmalı hayatımızda. Senin için gelen, sana kıymet veren, senin için uğraşan, ya, senin seni olduğun yerde olan. Seni de anlıyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bu duygulardaki bu hisleri duyan bir insanı hayatıma kabul edersem, bir yola çıkarsam ve ben o yolda dönmek zorunda kalırsam ya da olmuyor, yapamıyor dersem daha kötü olur. İncitmekten mi korkuyorsun, incinmekten kesinlikle mi korkuyorsun? Kesinlikle bu. Yani üzmekten kendi hesabıma benim bir korkum yok, onu üzerim diye mi korkuyorsun? Aynen öyle. Yoksa ben çoktan kabul etmiştim Zeliha'yı. O zaman sen sevmiyorsun. Ya sevseydin bunu hiç düşün, hesapla, ya aşk öyle hesaplanacak, kitaplanacak, planlar yapılacak, üzerine uzun uzun düşünülecek bir şey yok. Kesinlikle aşk böyle bir anda içinde buluverirsin kendini yani ve hesapsız kitapsız umarsızca içinden geldiği gibi davranırsın. Bak Seda neler yaptı Mehmet'e. Bir şey söyle bu kıza Cihan ve Hanım. Ona göre o da hayatına baksın Muhammed. Ne yapacağız şu durumda Zeliha? Bir şey Zeliha söyleyebilir miyim? Efendim Esra? Diyorlar sen ya, niye ağladın? Çünkü öyle gördüm, üzüldüm. Gerçekten seviyor. Hatta bir kere tartışmamız bile oldu. Yani bana çıkacağını bildiği an laf attı bana. Biraz kıskançlık oldu. Öyle ama sonra baktım ki gerçekten aşık. Diyorlar ya hani senin dediğini yapar, her şey eder de bir şans ver. Ama eğer bir insan bir insana karşı karşılıklı duygular hissetmiyorsa bence şans vermesin bile yani. Zaten burada bir araya geliyorlar, görüşüyorlar yani, en azından birbirlerini tanıyorlar. Bir şey hissetse zaten başlardı bir şeyler. Bir şeye başlamak için illa bir şey hissetmen gerekmiyor. Üzmek senin her için, dediğini yapıyorsa eğer için, bir elektrik alamıyorsan. Ben üzmemek için, incitmemek için. İşte elektrik alamadığın için büyümemesi, üzeceğini biliyorsun. Bu durumun daha fazla büyümemesi için kendimi bir adım geri çekiyorum. Yoksa dediğim gibi hadi bir ilişkiye başlayalım düşüncesinde olmuş olsaydım çoktan kabul gel, ederdim gel, ama gel ben seni dışarı alacağım. Şu an iyi değilsin. Söyle abla, eğer şeyini söylesin, kararını istemiyorsa ben gitmek istiyorum. Şimdi mi istiyorsun bu cevabı? Evet, şimdi istiyorum. Gel böyle ama böyle yapma. Ben çok üzülüyorum ya.
Bir şey söyleyeyim. Ama ben zaten bunun için bekliyordum ve eğer kabul etmeyecekse de gidiyorum. Geçen arabada da zaten söyledi. Yarın bizim olumlu olumsuz kararımız vardı ya. Arabada arkadaşıyla konuşurken duydum. Dedi ki yarını bekliyorum. Eğer yarına bakacağım. Olumlu olursa gideceğim buralardan dedi. Yani bir daha gelmeyeceğim. Olumsuz olursa devam edeceğim. Muhammed. Kız acı çekiyor yani. Bariz acı çekiyor. Duramam diyor böyle. Ben kendisini tam anlamıyla dinlemek istiyorum. Peki güzel. Hadi git dinle. Yani konuşmak istiyorum. Tamam ağlama. Ağlama tamam mı? Evet, bir sürpriz aşkla İlgar ve Döndü arasında filizlenmiş biliyorsunuz. Geçen hepimiz çok şaşırdık. Tam da konuşamadık aslında olay nasıl başladı, nasıl bu noktaya geldiler. Gelsinler anlatsınlar, önce bir veterinimizi izleyelim tabii. Tatilde beraberdik Alanya'da. Aşık mısınız siz? Gördük, diz dize oturuyordunuz. O Antalya'daydı, ben Alanya'da yazlıktaydım. Konuştuk, mesajlaştık falan. Ha. Sonra bir karar aldık. Buradayken var mıydı? Yok, burada yoktu. Burada zaten kenardan bakıyordum. Ha. Sonra işte Alanya'da davet ettim. Sağ olsun kırmadı, geldi. Peki Döndü, şunu sormak zorundayım, kusura bakma. En son sen burada giderken bir kan için saçlarımı boyatırım dedin. Bir daha talip oldun, bir daha şans istedin. Gördüğünüz gibi saçlarımın rengini değiştirmedim ve bir kan benim için bir hataydı. Şimdi de aradan daha birkaç gün geçmeyip saçımı değiştireceğim, tırnaklarımı keseceğim, kıyafetimi düzeltip deyip de... İki gün sonra adamla çıkman ne kadar inandırıcı Döndü. Ben burada Birkan'dan bir şans istedim ama Birkan seni seviyorum, sana aşığım demedim. Öyle diyen olmadı zaten. Zuhal abla, ben sosyal medya mesajlarımı göstereceğim. Sadece merak ettiğimiz, hani çok kısa bir süre önce başka bir erkekten tekrar şans istemem ve bunu uğurda da fiziksel görüntünü değiştirmeye varacak kadar kararlı olmamdı. Evet öyleydi. Gördüğünüz gibi saçlarımın rengini değiştirmedim ve doğruyu olduğu buldum. Olduğu halde de kabul ettim. Beni olduğum gibi kabul ettim. Olduğu gibi seçerler. Tekrar merhaba. Merhaba. Sürpriz çift. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Aşk tam gaz devam mı geçen bıraktığımız gibi? Ama biz ikimiz bir karara vardık. Hadi. Evet. Ne kararı? Ama öyle bir karara vardık ki eleştirilere, yorumlara açığız. Eleştiri mi geldi? Evet, eleştiri kim isterse yapabilir. Ne diyorlar ki? Yorumları kim isterse yapabilir ama bir şeyi yani unutmasınlar, bizim umurumuzda değil. Kim ne derse desin. Ne diyorlar Döndü, ne oldu? İsteyen istediği yorum yapabilir. Kötü yorumlar çok geliyor sosyal medyada. Kötü yorumlar geliyor, evet. Hay Allah. Evet, işte bazı yorumlar var. Ben ilk çıkışımda dedim zaten. Kim bana ne yazarsa o bana aile terbiyesini gösteriyor. İsterse kötü yazsın, yine ailesinden aldığı terbiyeyi bana gösteriyor. İsterse iyi yazsın, baş tacımdır. Bizi sevenleri severiz, sevmeyenleri hiç umursamayız. Tabii şunu da göz ardı etmemek lazım İlgar. Sizi görünce çok şaşırdı insanlar. Hani hiç kimsenin aklında bu ikiliyi aynı karede görmek gelmezdi herhalde. Hani şaşkınlık tabii başka bir şey. Ne yazdılar bilmiyorum. Hayat sürprizlerle dolu, bunu herkes biliyor. Evet. Peki seviyor musunuz birbirinizi gerçekten? Ben seviyorum. Ben seviyorum diyor. Sen? Aşığım. Aşığım? Evet. Güzel. Peki ne karar aldınız? Kararımız olumlu, gayet güzel. Yine güzel. Diyorum, kim ne yorum yaparsa yapsın. İlk önce kendi kişiliğini, kendi yani insanlığını düşünerek yorumunu yapsın. Ailenle tanıştırdın mı Döndü ya da bahsettin mi? Ben yine de kendisine de söyledim. Ben de istiyorum ailesiyle tanışayım daha doğrusu.
O da bana diyor her şeyin zamanı var. O da istiyor zaten ben onun ailesiyle tanışayım. Ben de istiyorum ailemle tanıştırayım. Biliyorsunuz geçmişte biraz fevri hareketlerimiz oldu. Sonra pişmanlıkla oturduk. Hatta ben hiçbir zaman pişman olmadım. Peki bir şey soracağım sana İlgar. Şimdi daha evvel ben seni burada iki kez daha bu halde gördüm. Evet. Aşık olduğunu söyledin. Bu kez tamam dedin. Hatta o geçmişindeki insanlar bir tanesi senin için çok büyük fedakarlıklar yapacağını da söyledi. Ağladın burada. Ben mi? Yani gözlerin doldu. Ve hani... Yok, sevinçten olabilir yani. Yani böyle sevinçten, bir... mutluluktan. Ha. Ama hani seni aşık olarak gördüm ben burada daha evvel. Bu kez sana döndüğü aşık olduğunu düşündürtecek ne oldu? Hani bu gerçekten farklı ama Zuhal abla. Evet, evet. Döndü farklı ama. Bu kez farklı olan biliyor musunuz? Ne? Nedir? Hani ben diyordum ya... aşık olduğum, nevi sevdiğim... Yani evet oldu, hoşlantı olabilir. Yani bu başka bir şey ama... Şart hoşlantı aşık olmak değil. Dışarıda yanında yürüyor ya o bayan. Hı. Onunla gurur duyasın. Yani hissedesin ki yanında bayan gidiyor. Konuşmasını bilen var. Döndü yani, onları mı buldun? Ben konuştuğumda o susmasını saniyesinde biliyor. Ve yapma etme dediğimde hayır öyle bir şey yok. Ben böyleyim, beni kabul eden böyle kabul etsin diye bir şey demiyor. Anlayışla karşılıyor ve ikimiz oturup konuşarak doğruyu ortaya çıkarıyoruz. Ha susmasını biliyor, yürümesini biliyor. Evet yani kadınlık yapma nedir dediğimde onu gördüm. Yapma dediğinde yapmıyor, itaatkar. Evet yani bana saygısı sonsuz. Kriteri. Bana saygısı var ve ben de böyle bir şey istiyordum. Yani bana saygı etsin, bana yeter. Sevgidir, aşktır bunlar biliyor musunuz? Hepsi geçici bir şeyler. Evleniyorsun, çoluk senin çocuk oluyor. Senin aşk anlayışın biraz farklı geldi bana ama. Ne döndü? Yani hep böyle bu ilişkide böyle mi başladığından beridir? O bir şey yapma deyince yapmıyorsun. Konuşma bizim deyince ailede de öyle. Erkeğin olduğu yerde kadın susuyor. Allah Allah. Yani, bu bir süre sonra rahatsız etmesin seni? Sanmıyorum. Sanmıyorsun. Onun sana karşı tavırları nasıl peki? Saygı duyuyor bana diyor. Sen, o da sana saygı duyuyor. Bir ilişkide saygı çok önemli. Onun bana karşı tavırlarını çok beğeniyorum. Çok iyi, çok ilgili. Başka hangi özelliklerini sevdin İlgar'ın? Bana aşkla bakıyor. Aşkla bakıyor. Evet. Güzel. Yani ben Zuhal abla. Kimse için değişmemiştim. Zuhal abla. Değiştiğim bir insan oldu. Bismillah. Aha Birkan. Hoş geldin. Hoş bulduk Zuhal abla. Ne haber Birkan? İyi sen İyi sağ olasın abla. Buraya müdahil olmaya geldim de. Yani müdahil derken yarım kalan bir konuşma vardı. Evet o gün bir konuşamadık tam. Ben döndüğü birkaç soru sormak istiyorum. Tabii. Ya döndü ne zaman ne çabuk Ilgar'a aşık oldum. Burada dedin ki saçımı değiştireceğim, başımı değiştireceğim, tırnaklarımı keseceğim. Ya buna ben umursamıyorum tabii ki de. Sadece sana bu soruyu sormak istiyorum yani. Bu soru içimde benim kaldı. Senden bunun cevabını bekliyorum. Hakkında yani. Var çünkü sana çağırdı bulunca. Sonuçta buradan gittiğinde saçını değiştirmeye gittin. Herkese öyle söyledin. Gördüğün gibi değiştirmedim. Yani peki umursamıyorsun da burada ne işin var? Umursamıyorum işte. Sadece... Neden ben Antalya'ya gittiğimde bana mesaj attın, beni aradın? Ben mi aradım seni? Evet. Belki bir şeylerden dolayı seni aramışımdır. Ben neyden senin dolayı numaranı ama? Bilmiyordum mesela. Hayır neyden dolayı? Ben mi? Neyden dolayı aradım? Döndü seni. Neredesin dedim. Hasta mısın? Geçmiş olsun dedim sana. Öyle mi dedin? Ne dedim? Beni acil ara döndü dedin. Konuşmamız lazım dedin. Tamam ne dedim ne konuştum? Söyle ne konuştuğumuzu söyle. Sana aşığım mı dedim? Senden niye Antalya'ya dedim? Gittin dedin? Tamam ne dedim başka söyle. Madem umursamıyorsun neden arıyorsun? Ama o zaman araması şimdi... normal değil mi? Sen zaten ondan bir istekte bulundun. Tekrar bana bir şans hayır, ben versin. Ona numaramı da vermedim. Numaramı nereden buldun peki? Ha öyle mi? Evet. Ya işte diyorum ya senin nerede olduğunu sormak için neden... Hayır numaramı nereden buldun? Ya numaranın nereden bulduğumu pek önemi madem umursamıyorsun numaramı da... Hayır belki bulmuşsun. O zaman umursuyordu o zaman çünkü siz... Tekrar belki de bir şeylere başlayacaktınız. Hani şimdi, sen de dedin ya onun için değişirim ederim. Şimdi sen o zamandan bahsediyorsun. Saçını başını değiştireceğim. Bana burada ona göre ben zaten burada beklemede dedin. Bulundum. Bana burada saçının rengini değiştir dedin. Instagram'dan da bana mesaj attığında benim için saçını değiştirmene gerek yok dedin. İstemiyorum dedin. Hayır, yani bak, oynamana gerek dedin. Yok. Bir dakika şey o. Döndü. Şimdi döndü. Pek açıklama yapmana gerek Birkan, yok. Dur bekle bir kelime söyleyeyim. Bir tane soru İlgar ama onlar, devam İlgar, et. Soru sorayım İlgar, devam et. Ama onlar bitirsinler öyle. Bak döndü. Ben sana dedim ki eğer gerçekten saçını çok seviyorsan bari tam açılımlı yap. Dedim ki Zuhal abla saçını çok seviyorsan değiştirmene gerek yok. Hı-hı. Saçını benim yerime tercih edebilirsin dedim. Bunda kötü bir şey var mı? Yok. Ben gayet normal bir şey söyledim. Bu şekilde söylemedin mi?
Söylemedin de hadi. Saçının bu şekilde rengini söyledin. Değiştirmene gerek yok. Hoşlanmıyorum dedim. Bitti. Ya ben senden hoşlanmıyorum. Ne bekliyorsun? Ben seninle sadece tanışalım, tanıyalım. Madem hoşlanmıyorsun dedim. Neden bana burada saçının rengini değiştir diyorsun? Saçının rengini değiştirirsen belki bir nebze dedim. Tanıma aşamasında olabiliriz dedim sana. Direkt seninle çıkalım, senden hoşlanıyorum diye bir şey söylemedim ben burada. VTR'yle anlatabiliriz. Peki umursamıyorsan burada ne işin var? Peki bu soruların cevaplarını alacağız tabii ki taraflardan ama kısa bir reklama ihtiyacımız var. Birazdan döneceğiz efendim. Olay, olay, olay. Kaz yeniden stüdyoda. Neden gitti? Açıklamak istediğim çok şey var. Evet, gittim çünkü. Naz'dan olay yaratacak açıklama. Şimdi. Döndü. Cevaplar sende. Yanımda saygı duyduğum bir adam var. Evet. Ve o varken konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Buyur Birkan, sendeyiz. Zuhal abla, ben mutluluklarına baksın. Çok ileriyi görmüyorum zaten bunlarda da. Benim diyecek bir şeyim yok. Yani. Şimdi deminden konuştun. Sana saygı ettim. Dinledim. Ben asla karşında olan bir adamı hiçbir zaman ne bozmam ne ezmem, saygı ederim. Çünkü o da benim gibi bir erkektir. Yani eş cinsiz zaten. Yani bunu demek istiyorum. Yani hem cinsiz. Farkındaysanız neyse. Sana bir kelime diyeceğim Birkan. Bana da yani benim de beynimde olan yani bir şeyler var, dönüyor. Hani sen diyordun ya işte saçının rengini değişsin, gelsin. Ne yapsın, ne etsin? Tamam, buna eyvallah, aminle bir şey diyemem. Herkesin bir görüş açısı var, bakış açısı var. Paravan açıldı, kabul ettin, çaya götürdün. Eyvallah. Geriye geldin, dedin ki işte saçının rengi mengi, ne bileyim başka bir şeyler çıkardın ortaya. Buna da eyvallah. Ve karşında iki tane siyah saçlı pırıl pırıl kız çıktı. Buna da bazı şeyler buldun, ortaya çıkardın. Ona da eyvallah. Ama sen de erkeksin, ben de erkeğim. Sen de adamsın, ben de adamım. Kadının saçıyla değil, kalbiyle, aklıyla denerler. Saçıyla değil. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Sen yanındakinin kalbine mi baktın? Aklına baktım. Seçimine aklına baktım. Yapacak bir şey yok yani. Mutluluklar diliyorum ben aklına. Teşekkür ederim. Sana yakışan bak işte bu. Tamam, bana yakışan zaten... Onun olmamaktı. Ya da o ilk şahısların birazdan cevabını alırsın. Şu an onu söylemek istemiyorum. Ben o umurumda değil. Hani sadece ben görüş açımı ya. Sana dedim kardeşim. Görüş açımı yani. Zaten benim senin yanındaki bayan, konuştuğumuz, bana geçmişte gelen bir talip. Onu şu anda zikretmenin sana yakışmadı yani. Ya bir de yok. Sen çünkü dün bana, şu an seninle birlikte olan sen bir insan. Sen dün bana ne dedi? Sen bana dedin ki senin eski talibin var. Şimdi ismini anmak istemiyorum. Dedim ben onunla çıksam sana yakışır mı? Buyur çık. Burada benim anam yok, bacım yok. Buyur çık. Kimle hayır istersen. Ben kime çıktım çıkmadım mı bunu değil. Ben kimseye çıkmam zaten Ilgar. Sen bana diyorsun ki bana yakışır mı? Ben bana gideyim çıkar mesela, zaten çıkar. Onunla çıkayım. Çık. Sana mutluluklardan ya başka bir şey dersem bak bazı değilim. Şeyler bu canlı yayında konuşulmuyor. Yo, ben niye? Çok farklı şeyler konuşurum da. Yok üslubuna bak. Sen ne üslubunu şimdi buradaki boz. İnsanları seni de soralım beni de soralım. Yok ne beni tanıyan tanıyor zaten. Ben Birkan'ım, sen Ilgar'sın. Tamam. Herkes farklı bir kişi. Bak birbirimize karşı Birkan. Bak birbirimize karşı üslubumuzu bozmayalım. Herkes kendi tamam. Ağırlığını koruyarak birbirine saygı etsin. Bak ben 95 kiloyum, senin kaç kilo olduğunu bilmiyorum. Ya konu tamam mı? Böyle vücut ben ağırlığı, ağırlığı değil. Koruyorum. Konu Ilgar ağırlığı koruyor. Ağırlığı. Ben sen şimdi beni şöyle anlamıyorsun. Bir şey tamam. Var. Ilgar aslında Birkan herkesin kafasındaki soruyu yöneltti. Şimdi sonuçta onların olmadı fakat döndü tekrar bir şans istedi Birkan'dan. Birkan da dedi ki hani bu tür değişiklikler olursa belki dedi. İşte kadının saçıyla değil tamam. Ha demin dedi ya ben bir denemek saniye, istedim. Bir saniye. Kalbiyle beyniyle dene. Bir saniye saçıyla İlgar, niye deniyorsun? Onu anladık. Başka bana bir şey söylüyorum. Bak bir saniye dur ben başka bir şey söylüyorum. Döndü de bunu kabul etti ve ben tırnağımı da keserim saçımı da keserim diye buradan gitti ve
Seninle bir aşk yaşayarak döndü. Ortada olan ne? Saç yerinde, tırnak yerinde. Hayır, o değil, o değil. Şimdi Birkan'ın ortaya çıkması bence yanlış. Ben çıksam, ben olsaydım çıkardım, derdim ki Birkan kardeşim, helal olsun. Mutluluklardan başka bir şey dilemiyorum sana. Burayı sadece şey olarak, buradaki insanlar bir ton kişi cevap bekliyor. Döndü Birkan için gitti. Saçını değiştirdi, senle geldi. Kardeşim, bu bir cevap hakkı da oldu. Ama sana cevap verdi. Cevap verdi ki Birkan benim yanlışım olmuş. Doğru adamı buldum dedi. Adamı. Ya benle hayat yaşamadı ki Birkan yanlış olsun ya. Benle hayat mı yaşadın, döndü. Her akşam her gece mesaj atan sensin bana. Ben mi sana mesaj atıyordum ya? Bu ne demek oluyor ya? Ya Zuhal abla, mutluluklar dilerim. Ben pek fazla diyaloglarına girmek istemiyorum. Zaten ileride göreceğiz. Tamam, peki. Birkan zaten Eda ve Gülden'le ilgili açıklamaları olacak. Efendim Şahin abla? İlgar'a söylemek istiyorum Zuhal Hanım. Buyur. İlgar, konuşuyorsun, konuşmak çok güzel. Fakat herkese böyle mi söylüyorsun sen? Yok. Bir ev evvelki çıktığın kişinin de gözlerinin içine baktın. Dünyam dedin. Her şeyi söyledin de. Şimdi aynısını da hanımefendiye mi uyguluyorsun? İşte bak, yok, ben hanımefendiye demedim dünyamsın. Dünyayı görüyorum demedim. Yani ben onun gözünde. Sizin için yok, ben onun gözünde bir dakika. Bak, sen sor, ben sor, cevaplayayım. Ben onun gözünde evet dünyayı gördüm ama dünyanın içinde yalanları gördüm. Konu bu. Anladın? Peki döndü de ne malum görmeyeceksin? Bu kadar garanti konuşuyorsun. Ben yine diyorum, garanti konuşmuyorum. Ben sadece bu kızın aklıyla, yüreğiyle hareket ediyorum. Yanlış yapacak. Yanılacaksın ama. Ben mi yanılacağım? Ya burada oturan bazı bizi eleştiri yapan insanlar yanılırsa ne olacak? O kadar çok çabuk seviyorsunuz, çok çabuk bıkıyorsunuz. Bak, sevgi, saygı o değil. Sevgi, yani insan olarak seviyorum. Saygı, bana ettiği saygıyı ona gösteriyorum. Güzel. Yeteri kadar da ilgileniyorum. Yalansa kendisi yalan söylesin. Sevmektir, aşktır, bu boş bir şey. Esas odur ki bir kadınla erkeğin arasında saygı olsun. O konuştuğunda ben susarım, içindekini bana söylesin. Ben konuştuğumda o bana bakar susar ki yanında bir erkeği var. Öyle devam edeceğini mi düşünüyorsun? İşte öyle devam eder. Biliyor musun niye devam etmiyor burada? Bazı üçüncü şahıslar yerinden böyle zıplıyor ya. O. Peki. Anladığımız kadarıyla siz yolunuza devam edeceksiniz. Evet. Her iki taraf da halinden şu an mutlu ve memnun. Çok memnunum. Dileriz de böyle gider tabii ki. İsteriz ki güzel gitsin bu ilişki, güzel bir yere gitsin. O zaman ben sizi şimdilik uğurluyorum. Tekrar görüşürüz tabii ki ileride. Tamam, bir alkış alalım arkadaşlarımıza. Buradayım. İlk defa aşık olduğumu düşünüyorum. Bunu da açıklayacağım. Evet, Demir Bey birazdan olay açıklamalarıyla aramızda olacak. Bazı şeyler var konuşacağı. Bakalım neler söyleyecek, biz de merak ediyoruz. Şimdi Cansu dün Hanife ile konuşurken ben orada ağlayarak stüdyoyu terk etti. Kendini kötü hissettiğini söyledi. Şimdi ben bir Cansu'yu davet etmek istiyorum. Çünkü onunla ilgili de bazı şeyler var konuşmamız gereken. Cansu, gelir misin canım? Gördüm vallahi, soranlarda çok üzüldüm. Fenalaşmışsın dün. Dün hiç iyi değildim ben. Aşkıma yenik düşüyorum. Duyguma yenik düşüyorum. Oturamıyorum burada. Görüyorum, görüyorum. Farkındayım. Konuşamadık birkaç gündür. Evet. Ya. Göz göze yapamıyorum. Geliyoruz. Burada oturmakla olmuyor. Herkes tabii ki aşık olmak ister. Ben bir kere oldum. Olamıyorum. Mesela burada hiç iyi değildim. Akşam otele gittiğimde Mehmet beni aradı. Mehmet arayan aradı. Olmadı. Evet. O da bana iyi geldi, konuşması. Yani bugün biraz daha düzeldim. Sesini ama duyunca. Mehmet'in buraya çıkıp Talip falan gelmesi, dayanamıyorum açıkçası. Canın acıyor. Canım acıyor.
Vallahi ben ne yapacağımızı bilmiyorum bu konuda. İnan ki hani benim için cevapsız kalan birer soru yani sizin durumunuz. Zal abla oturamıyorum. Farkındayım. Kimse yani istemiyorum da açıkçası. Aslında başkasını sevmek istiyorsun ama sevemiyorsun. Evet sevemiyorum olmuyor. Yani ne kadar da uğraşsam da hani unutmaya çalışsam da bir türlü olmuyor. Aşkın ağır basıyor. Aynen. Mehmet dün aramışsın. Ne dedin? Niye aradın? Aradım. Ha bilmiyorum önümden böyle ağlayarak çıkınca hani kötü oldum. Seninle ilgili olduğunu mu düşündün? İlla ki. Ve merak ettim aradım. Hani dedim zaten bir konu vardı bizim konuştuğumuz hani tartıştığımız. Onun hakkında biraz konuştum. Cansu'nun biraz kafası başka yerlere gidiyordu. Hani onu bir netleştirmek için aramıştım. Bir de dün işte böyle ağlayarak çıkıp gidince dedim arayayım bir kendini iyi hissetsin. Hani dedim iyi yapmışsın. Hani en azından bir moral olur. Bir de en kötü zamanımda falan arıyor. O benim hoşuma gidiyor. İlgilenmesi. Ne bileyim. Mehmet'e bakınca iç yağlı geliyor. Baksana. Şu hale bak. Ne yapacağız Mehmet? Ya bu durumu nasıl çözeceğiz? Böyle mi bırakacağız? Böyle olmuyor. Vallahi Zuhal abla ben... Şimdi ben... bir süre yoktum. Evet. Geri geldim. O süre içerisinde ne değişti ne değişmedi. Buraya geldikten sonra gözlemleyerek anladım. Biliyorsunuz biz Cansu'yla sürekli tartışıyorduk. Ama tatlı atışmalar. Sizinki biraz ne seninle ne sensiz durumuydu o zamanlar. Evet öyle biraz. Cansu Alva hareketlerini çok düzeltmiş. Aynen. Değişiklikler de, görüyorsun Cansu'da. Aynen hastayım konuşamıyorum hani bir geçmiş olsun. Şey var eyvallah. Cansu da hasta. Ama sana hasta. Bir de Zuhal abla ben her şeyi göze aldım. Buraya çıkmak da büyük bir cesaret. Yani. Sonuçta ailem izliyor. Ailem kızacak ama yapacak bir şey yok. Hani ben sevmek istiyorum. Aşık olmak istiyorum. O kişiyle evlenmek istiyorum. Yani canımı yakan değil de hani beni sevdiren, güldüren, mutlu eden insanla beraber olmak istiyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Zenginlikte, paraydı, puldu. Hiçbir şeyde gözüm yok. Çıktı, sadece çok iyi kısmetlerin çıktı burada karşına. Hem senin çocuğunu sahiplenecek, hem sana kocalık yapacak, ona babalık yapacak. Evet. Sana gerçekten değer veren insanlar da geldi buraya. Evet, geldi ama şunun olmadı. Bir altını çizmek istiyorum. Benim şu zamana kadar yaşadığım ilişkilerde en delikanlı kız Cansu. Bunu şu an söylemen de ayrıca enteresan. Yeni mi anladın? Ben sana şöyle söyleyeyim çok açık. Yeni mi anladın ben, derken? Bence gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla seni Cansu gibi seven bir kız bilmiyorum çok zor olabilir mi? Ya zannetmiyorum ki olsun. Ziyade, şimdi sevmek çok ayrı bir şey. Herhalde hani dürüst, o ayrı. Şimdi dürüst yaklaşmak çok ayrı bir şey. Ki her seni seviyorum ya diye de inanın. Ya bir gelsene şöyle. Ne böyle uzaktan uzağa beni oradan yoruyorsunuz. Gel böyle gel. Gel. Yabancı değil Cansu. Şimdi ne diyordum? Hani işte, ona bak da söyle. Halim yok duramıyorum. Yemin ediyorum duramıyorum halim hasta, yok. Hasta. Kaç gündür hasta zaten kendisi. Ben de hastayım. Bak çıkıyorum canlı yayın yapıyorum. Sen nereden biliyorsun zaten kaç gündür hasta? Zaten size ayrı bir tebrik etmek gerekiyor. Çok stresli bir iş yapıyorsunuz. Yok hani canım stresli ne stresi Allah sen aa. Böyle güler yüzlü olmak çok zor. Bir saniye Zuhal abla sen mi? Gerçekten melek gibi bir bayansın. Estağfurullah yani, yok vallahi. Öyle bir şey. Gerçekten çok güzel. Ben de çok seviyorum. Sağ olun teşekkür ederim. Lafı karıştırmayın. Sen nereden biliyorsun kaç gündür hasta olduğunu? Ya hani hasta dün aramıştın burada, ya. Yok burada görüyorum. Ha burada görüyorsun. Tabii. Ha ne? Söyle mikrofon söyle. Duyma. Zuhal abla da bunu yedi. Yemem. Yemem sağ ol. Zuhal abla. Şimdi meyve yedim de konuşuyorduk ama biz tartışmıştık. Sonra görüşmedik.
Ben buradan ağlayıp da gidince, o da arayınca... Bak Cansu'nun gözüne bak. De ki ben sana hiçbir şey hissetmiyorum. Hoşlanmıyorum, beğenmiyorum. Unuttum, umurumda değilsin. Desene. Diyemez. Niye? Biliyorum ben Mehmet'i. Suat abla. Ha? Kim o? Mehmet Ali. Öncelikle... İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cansu Hanım ben geçen sezondan tanıyorum. Hı. Yani Mehmet de zaten arkadaşım, sevdiğim bir insan. Cansu Hanım'ın bakışlarını yakalıyorum ben. Yani sürekli Mehmet'e büyük bir ilgisi var. Yani her erkek böyle bir kadını özler. İster. Yani hakikaten Cansu Hanım büyük bir aşkla bağlı. Ya ben kıskanıyorum mesela. Nasıl kıskanıyorum? Bir kadın da beni böyle sevse diyorsun. Yani itiraf etmek gerekirse Mehmet'i çok şanslı buluyorum bu konuda. İsterim ki ikisi mutlu olsun. Ben yakıştırıyorum kendi adıma. Mehmet çünkü gerçekten seviyorum kendisini. Evet. İyi bir insan. Cansu'na bakıyorum şöyle delikanlı. Ben delikanlı hastasıyım. Gerçekten iyi biri. Ben yakıştırıyorum yani. Peki. İnşallah birbirlerine fırsat tanırlar. İbrahim sen de dinleyelim. Ben bir seyirci olarak Mehmet'in ilk geldiği gün konuştuğu sözler, daha sonraki konuştukları. Yani büyük konuştu. Ama karşısına çıkıp hala seni seviyorum, yani sevmiyorum diyemiyor. Şimdi demek ki büyük konuşmamak lazım Mehmet. Karşındaki insanla Allah inşallah mutlu eder. Ben ilk başta daha öncesinde de izlemiştim. Gayet de yakıştırdığım çiftlerden birisiniz. Ama şimdi, bazı hayatta da büyük konuşup büyük lokma yememek lazım. Onu da altını çizerek söyleyeyim sana. Cevap vereyim mi? Sualım. Yani yorum yaptı, soru sormadı işte aslında. Cevap vereceğim. Ver. Şimdi diyorsun ya büyük konuşmamak gerekiyor. Ben buraya çıktığımda sevmiyorum demedim ki. Adı anılmasın şey diye bir şey var. Bir dakika. Bir dakika daha. Daha kaç gün önce adı birbirinde anılmasın dedi. Ben bir cevabını vereyim sana. Tamam ben dinledim seni. Ben buraya barışmak istiyorum diye gelmedim dedim. VTR'yi tekrardan verebilirler. Doğru mu? Doğru. Çünkü kırgınlık bunun altını vardı. Çizerim. Ki hani Cansu da benim böyle hani nasıl söyleyeyim sana 2 haftada aşık olduğum, 3 haftada ben hadi seni seviyorum deyip gittiğim bir insan değil. 1 hafta kala evlilikten döndüğüm bir insan. 1 hafta kala. Hani 1 hafta kala evlilikten döndüğüm bir insana da öyle kolay kolay haydi diyemez. O zaman duygular... Hani her ne kadar da yüzüne güzel baktığın zaman o insana karşı bir şey peki, diyorsun. Peki şöyle söyleyeyim o zaman. Hı. Ben de seni dinledim. Eyvallah. Sevdiğin hani evlilikten döndüğün insana kimse kusur yapmaz değil mi? Kimse kalkışıp da işte bir karşılık ya da onu incitecek şeyler yapar mı? Evet. Yapmaz. İşte. Sen de bunu biraz kendi içinde düşün. İç dünyanda düşün. Ben söylemem bazı şeyleri. Kimse de hakkı değildir sana karşı burada bazı şeyleri söylemek. Yapılan her şeyin bir sebebi vardır. Ben, bunu hiçbir zaman unutma. İşte o sebepler bazen gereksiz olursa karşındaki yok, insan gereksiz bak değil. Ağlar şimdi öyle şöyle gider. Bir şey ben var. Sana dur bir dakika. Dur konuyu bağlayalım da şey çıkmasın. Ben yok, sana bir şey çıkacağından değil İbrahim bak, bak şimdi. Bak kardeşim ben sana şu kadar bir şey söyleyeyim. Bak yaşça benden sözün, büyüksün değil mi? Bir dakika. Sözün. Evet, bak sözün ilk geldiğin gün ben barışmak istemiyorum diye geldi. Doğru. Tamam. Sonrasında ya birbirimizi görmeyelim. Adı anılmasın bile denmedi mi? Var burada kayıtlar da var. Ama adım sebepler vardı İbrahim. Abi, bir dakika. Ama hayır ne, sen bilmiyorsun. Ben anlamadım. Neyden, sen bilmiyorsun. Sen bazı sebepler mi vardı ki ben bir şey diyemedim. Görmek istemiyorum demenin oturmam gerekiyordu. Ya. Niye oturman gerekiyordu? Oturmam gerekiyordu talip gelecek, İbrahim. Gelen talibe ayıp değil mi? Nasıl? Saygısızlık değil mi gelecek insanlara? Ama kimseye gör gelmedi ve istemedim gelmedi ben. Gelmedi nereden biliyorsun arkada milletin aramadığını? Suhan Hanım. Ben burada bak ikinize ne diyorum? Allah yakıştırdığım çiftsiniz. Allah mutlu mesut etsin bir şey demem. Ama ben de burada bir seyirci olarak yani televizyonda insanlar nasıl izliyorsa ben de o yorumu yapıyorum size. Bu kadar. Zuhal Hanım. Şimdi, Zuhal Hanım. Efendim Sinan ısrarla. He, şimdi evlilikten dönmüş bir ilişki var. Bu yangının külünü tekrar ateşlendirebilirler. Ama ne olursa olsun bu ilişkiyi bir nihayete erdirmek lazım. Çünkü her ikisinin de talipleri var. Onlara da yazık. Hani bu işin bir nihayete ermesi gerekiyor bence bugün. Nisaner abi hoş geldin bu arada. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Zuhal Hanımcığım. Ne diyeceğim? Sen çok iyi biliyorsun Cansu'yu da Mehmet'i de. İkisinin diyaloğunu çok iyi bilenim. Zaten Mehmet kardeşim, Cansu kardeşim çok iyi beni bilirler. Bunlar hiç ayrılmadılar ki.
Ayrılmadı. Ne ayrılmadı? Hiç ayrılmadı. Kalben mi ayrılmadılar diyorsun? Ben biliyorum. Kalben de ayrılmadılar. Sadece Mehmet kardeşimin kendine bir güvensizliği var. O var. Cansu'yu tebrik ediyorum ki 2 yıldır ağlayarak sevgisinin peşine koştu. Ne yaptın koştu. Abi? Ne 2 yılı? Ben başlayalı zaten bir yıl oldu. Millet üstüne de 1 yıl koymayı ne kadar seviyor ya. Bir dakika Mehmet, lafımı bitireyim. Tamam da. Bu kadar, bu kadar, hayır. Bu kadar mücadelede bir bayanı sen elinin tersiyle nasıl itiyorsun? İstediğin zaman sana koşarak geldi. Sen halen kendini geriye atıyorsun. Ama istemiyorsa senin nasıl bir, devam etsin? Senin, hayır, gerçeğini söyle. Senin bir şeyden zorun mu var yani? Seni engelleyen bir neden mi var Cansu'yu? Benim kıskançlığım var. Için? Kıskançlık var. O yüzden biraz kendini geriye. Hayır, siz birbirinize evleneceksiniz. Burada da Zühal Hanımcığım, hepimiz burada beraber düğünüzü ama yapıp göndereceğiz. Senin de gözyaşın yeter artık. Tamam. Milletin içini karardık kardeşim. Bütün gün, Mehmet deyip duruyor otelde. Çok seviyor. Kıssa da, döfse de, ne yaparsa yapsın vazgeçmem diyor. Yani o seviyorum ama karşı taraf sevmiyorsa zorla değil yani. Mehmet vallahi bizim sevgimiz öyle 2 günde başlayıp da 4. gün bitmiyor be. Yani ben bitmediğini düşünüyorum zaten. Bir saniye, dur. Ne dedi be, bir saniye. Çok önemli. Dur. Ne dedi? Ne dedin? Altından bir şey aramıyor. Ne dedin zorla? Bana laf çarpmaya çalışıyor. Siz bir gidin. Sen bir ıhlamur iç, hastasın. Cansu da şey yapsın. Bak sen bir onu aramışsın. Ya o hastalandığında şimdi sen aramışsın. O da şimdi sana bir çorba, bir ıhlamur, bir şey. Olur mu Cansu? Zuhal abla, buradan da ailemi seslenmek istiyorum. Ha. Gerçekten onları çok seviyorum. Kızmasınlar bana. Kızmayın ne olur Cansu'ya. Seviyor ya. Aynen. Seviyor kız yani. Seviyor yani. Buna yapılacak bir şey yok. Burada da gerçekten en hakiki aşklardan bir tanesidir Cansu'nun sana olan. Hadi gidin bir konuşun ya. Hadi. Dört yanımda senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün dönsen yeter bana. Gözlerim yolda kalmasın. Birkan ve Eda'nın kararını öğreneceğiz şimdi. Birkan biraz evvel onunla ilgili açıklama yapacağım dedi. VTR'miz var değil mi Ercan? Görüntülerden sonra gelecek de efendim, buyurun. Kararsızım. Bunun sebebi Gülden, sürekli bir mesaj yağmuruna tutuyor beni. Ben o gün burada olayı tam idrak edemedim aslında. Benim yediremediğim tek nokta benim arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Nasıl olur da kalkar benim eski görüştüğüm bir insanla görüşür? Ama Birkan'la daha öncesinde görüştüğümü söyledim. Sen bana Birkan'ı senin kendini, frenlemen gerekiyordu. Sen bana istemiyorum diye bir şey demedin. Eğer tamam, deseydin burada ekranda şey söylerdin zaten. Mısın? Ben idrak edemedim diye bir şey yok. Öyle bir saçmalık yok. Burada gözünün önünde olur zaten neden senin her şey. Tamam, seviyorum. Ne değişecek? Seviyorum. Yutkunuyorum gerçekten. Söylesen mi söyle. Söylemesem ben inanılmaz bir araftayım zaten. Birkan, gerçekten sen çok zor bir durumda kaldın. İki arkadaş, ikisi de sana karşı duyguları olan iki kadındı. Ve onlarla ilgili yaşananlar var kameralarımıza yansıyan. Biz de seyircilerimizle önce onu paylaşalım, sonra seninle konuşacağız tabii ki. Ben dedim herhangi bir erkek için arkadaşımı bırakmam. Programa çıktı. Ben ondan bahsetmiyorum. İdrak edemedim ki ben olayı. Sen gittik, nasıl idrak edemedin? İkinci gün eledi. İkinci günü gittiniz. Sen benim arkadaşımsın ama ona karşı da duygularım var. Aynı şeyi ben sana yapsaydım sen bana tercih sunmaz mıydın? Sunsaydın ben ne derdim? Tabii ki de seni seçerdim. Tercih yapacaksın. Ya bir tanı seçeceksin ya beni seçeceksin. Birkan.
Şu an yalnızsın burada. Eda da yok, Gülden de yok aramızda. Ya ben Zuhal abla düşündüm, taşındım da. Hı hı. Zaten bir gün müsaade istedim, buradan çıkmama kararı aldım. Düşünmek istiyorum dedim. Düşündüm taşındım ben, ikisi de arkadaş olduğu için kimseyi zor durumda bırakmak istemedim. Kendi yoluma tek devam etmek istedim. İnşallah düşündüğümde de yanılmıyorumdur. Yani ilişkiyi noktaladın mı Eda ile olan? Eda ile olan ilişkimi noktaladım. Noktalamak bana daha uygun, daha mantıklı geldi. Sonuçta iki arkadaşın arasına girmek istemiyorum. Bize yakışmaz. Haklısın. Tek başıma yoluma devam etmek istiyorum. Vallahi haklısın Birkancığım. Çünkü çok zor. Yani bu senin açından da çok zor. En doğru kararı vermişsin. Ya bir de en yakın arkadaş. Şimdi normal sıradan bir arkadaşlık olsa eyvallah da. 9 yıllık çocukluk geçmiş bir arkadaşlık. Ki ben de 2 haftalığım, 3 haftalığım burada. Bir taraf seviyor, diğeri de seviyor. Yani için karman çorman bir hal aldı. Ben de benim için en mantıklı olan benim tek başıma yoluma devam etmemdi. Öyle düşündüm, taşındım. Ailemle görüştüm. Ailemle dedi ki en mantıklısı tek yoluna devam etmen. Doğru. Başka taliplerini ara dedi. Doğru. Ki şimdi büyüklerin sözünü dinlemekte her zaman da fayda vardır. Allah yollarını açık etsin. Amin. Buradan da ikisine de biz sevgilerimizi yollayalım inşallah. Evet. Hani hayatlarında gerçekten doğru insanlarla olurlar. Karşılaşırlar. Ama en doğru karar vermişsin, tekrar söylüyorum. Çünkü nereden bakacak olursan bak, bir şekilde bu gelip sizin ayağınıza dolanacaktı ve ileride de sorun olacaktı zaten. Ya zaten o gün burada dışarıdan bir insan gözlemiyle ben onları yorumlamıştım. Yani demiştim ya hatta, 2 haftalık bir erkek mi 9 yıllık arkadaşlığınız evet, mı? Evet, evet. Zaten herhalde barıştıklarını da duydum. Öyle mi? Ha, mutlu oldum barıştıklarına. Tamam, ne güzel, olsunlar tabii. Ben de hani beni tercih etmelerinde, Eda zaten çok seviyor biliyorum. Eda zaten sürekli evet, paylaşımda evet. bulunuyor. Buradan da Eda'ya selamlıyorum. Çok şeker olmadı Eda'da. Kendine çok iyi bak. Allah yolunu evet, bahtına evet. açık etsin. Gülden de tabii. Gülden de aynı şekilde. O da Allah evet, yolunu evet, açık evet. etsin. Evet. Ne diyelim, hakkınızda hayırlısı böyleymiş. Haklarını helal etsin. Sen taliplerini aramaya devam edeceksin. Aynen öyle. Kriterlerini de hatırlatsan hazır oradayken bir. Ya dediğim gibi yaş kriterim yok. Evlenmiş ayrılmış olabilir. Çocuklu bayan olmasın. Ailesine sadık. Ev işlerinden anlayan. Yemek işlerinden anlayan. Hayat tarzı gezmek olmayan. Hobileri gezmek olmuyor. Arkadaşıyla daha evvel görüşmemiş olacak. Aynen, yakın arkadaşlar gelmesin. Lütfen. Daha çok böyle kendini bilen, kendini anlatabilen, kendini ifade edebilen, hayatı kötü koşullar, şartlar altında yaşamış bir bayanı bekliyorum. Peki. Birkan tekrarla hocaya dönüyor aramıza. Hoş geldin. Peki. Ve Hanife. Gel bakalım Hanife. Talibi geldi Hanife'nin. Müthiş bir ümit performansından dolayı Stars Orkestrası'nı tebrik ediyorum. Ve Gökhan Bey'i davet ediyorum huzurlarınıza. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Zuhal Hanım, siz nasılsınız? Ben deyim, dur şöyle geçeyim karşıdan bakayım size. Nereden geliyorsun Gökhan? İzmir'den. İyi İzmir, ay neresinden? İzmir Yeşilyurt. Yeşilyurt, İzmir'e selamlar. Ben de selam söylüyorum. Hanife ben diyor. Hemşerim. Boştum hoş geldin. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sesiniz böyleyken daha da iyi oldum. Aa, çok teşekkür ederim. Ben de sesinizi duydum. Bir de geldiğiniz yeri duyunca. Yakın mısınız? Yeşilyurt'a yakınız. Ben evet. de Torbalı ilçesi. Çok güzel. Çok ama her güzel. Yere yakın. Ya İzmir farklı bir şehir. İnsanları aynen öyle. Gibi. Öyle diyebilirim. Kaç yaşındasın? 31 yaşındayım. 4 Ekim'de 32 olacağım. 31 mi? 32'den gün alacağım. 4 Ekim'de. 21. Öncelikle şunu demek istiyorum. 11. Dün yayındayken ağladığınızı gördüm. Size ufak bir cümle söyleyebilir miyim? Tabii. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var.
her şey üzerinize gelip sizi dayanamayacağınız noktaya getirdiğinde sakın vazgeçmeyin. Çünkü orası kaderinizin değişeceği noktadır. Wow. Güzel. Güzel söyledin. Yani bunu duyduğuma sevindim. O insan benim mi diyorsunuz? Vallahi bunu görerek geldim zaten. Yani inşallah siz de aynı düşüncelerde olursunuz. Bana karşı ne hissediyorsunuz? Nasıl şeyler hissederek geldim? Uzun zamandır sizi takip ediyorum. Önce bunu söyleyeyim. Sizi hatta dört mevsim gibi görüyorum. Bazen üzgün, bazen neşeli. Nasıl diyeyim? Bazen kızgın. Evet. Ama en güzeli bence neşeli olduğunuz mevsim. Bence hep öyle kalın. Ay çok teşekkür ederim. Gerçekten bunları duymak çok hoşuma gitti şu an. Memnun oldum. Sormak istediğiniz bir şey var mı benimle alakalı? Neden ben? Neden siz? Doğal oluşunuz. Yüzünüzdeki güzellik. Yüzüm öyle güzel değil. Makyajdan görünüyor öyle. Ben öyle diyebilirim. Ya, insan... Öyle çok da matah bir şey değil yani. Ben öyle buluyorum. Bilmiyorum. Annem de aynısını söyledi zaten. Ya ellerini öperim annenin. Teşekkür Kaç ederim. Kardeşsiniz? Üç kardeşiz. En ufakları benim. Ya ben de en büyükleriyim. Ablan abin? Bir abim bir ablam var. Evli mi onlar? İkisi de evli. Sıra bana geldi artık. İnşallah Allah hayırlısı olsun. Ederse... Ben sana neden evet demeliyim? Neden demelisiniz? Şöyle diyeyim. Gerçekten evliliği düşünen biriyim. Sakin bir yapım vardır. Aşık olduğumda gözlerim kör oluyor. Bunu da söyleyebilirim. Oo. Dış dünyaya bakmıyorum. Sözle de gözle de olsa hayatımdaki insanı aldatmıyorum. Güzel. Yani, sadığım diyorsun. Sonuna kadar. Peki. Sonuna kadar aldım. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Hani bu hayatımızda dönüm noktaları vardır. Evet. Benimle ilgili tercih yapmak zorunda kalsanız, bu herhangi bir şey olabilir, para olabilir, aile olabilir vesaire vesaire vesaire. Beni mi tercih edersiniz yoksa? Ben sizi tercih ederim çünkü sizinle yola çıkacaksam. Gerçekten mi? Tabii ki de bunlar çünkü sonuçta. Çünkü böyle diyenleri de duyduk da. Sonra baktım yok. Tercih meselesi olduğunla kalıyorsun. Yani şöyle ben tercih meselesi olmak istemem tabii, o da ayrı bir mevzu. Size şöyle demek istiyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Bu arada bandana ne olmuş? Ben bunu çok seviyorum. Evet. İzninizle takabilir miyim? Tabii ki yani? Takabilirsin elbette. Heyecanını unutmuş kuliste. Evet. Bandana mı? Evet. Yani band takmayı seviyorum. Aa güzel. Güzelmiş. Tarz. Güzel. Sorunuza cevap sıra gelince şöyle diyeyim. Ben hayat arkadaşımı hiçbir zaman yarı yolda bırakmam. Emin adımlarla ilerlerim. Çünkü ilerlediğim noktada elbet ailem de benim yanıma gelecektir. Buna eminim yani. Mutlu olduğum güzel. Noktada. Peki ben mesela sizden hoşlandım, sizi beğendim. Desem ki tamam seninle evleniyorum. Sizin için bunun süreci ne kadar? Mesela ben artık çok uzatma taraftarı değilim. Neden? Acelem yok tabii ki de. Hani hep diyorum ya unumu eleğimi duvara evet. asmadım ama ben 2 yıldır buradayım. Artık bir süre sonra da hani bir sıkılıyorsun yani. Ne kadar iyi bir ortamda bulunsan da ki ben eminim ki en iyi yerdeyim. En mükemmel yerdeyim. Ama sıkılıyorsun ister istemez. Hani böyle artık evleneyim gideyim çoluğa çocuğa karışayım diye bir düşünceye kapılıyorsun. Ben hadi evleniyoruz desem hemen evlenir miyiz? Ben de bu yol için geldim. Yani yalnızlıktan sıkıldım artık. Annemle yaşıyorum uzun yıllardır. Baban? Ailem ayrı. Ben 7 yaşındayken ayrıldı. Bizi annemiz büyüttü. Öyle diyeyim. Evlenmedi. Yani seçimini bizden yana yaptı. Çocukları için kendi evet. hayatını feda etti. Ve çok mutluyum yani. Böyle bir anneye ne sahip güzel. Olduğum için. Ne şans. Teşekkür ederim. Buradan da ona izninizle. Tabii ki. Yani anneciğim seni çok seviyorum. Uzun zamandır yanında yokum. Ama hep kalbimdesin. Bunu unutma. Ne güzel. 31 yaşında bir de arkadaşımız zaten. Aslında o daha da hazır senden yani evet, evlenmeye. Evet yaş kriterim var benim normalde. Çok büyük olsun. Bir insan olsun istemiyorum ama. Valla evet. aklı başında olsun. Sahip çıksın. Yarı yolda bırakmasın. Bugün böyle yarın böyle olmasın. Fark etmiyor artık. Çok da kriterlere sığdırmıyorum. Sözünün eri biri olsun. Sözünün eri olsun. Peşimden koşsun birazcık canım. Acık ben kendimi naza çekeyim. Heh.
Acık çaba sarf etsin benim için. Değil mi? Doğru yerde yapar olduğuna emin olabilirsin. Yok, bayağı öyle. Doğru insan mıyım diyorsun senin için? Evet. Olumsuz desem üzülür müsün? Olumsuz deseniz tabii ki üzülürüm yani. Sonuçta güzel şeyleri hayal ederek geldim ben buraya. Yani bir isimle ikimizi koyarak geldim ben buraya. Tabii son karar sizin, gene bir şey diyemem. Güzel konuşuyor. Sen resmi yani... hallet, ben çerçeveyi hazırlarım. Çerçeve hazırlarım. Ve ben şuna inanırım. Rabbim yazmışsa zaten, yazgıda varsa her şey olur. Doğru. Nasip diyelim yani. Nasip. Nasip. Senin bana sormak istediğin, merak ettiğin benle ilgili bir şeyler var mı? Aslında birkaç şey var. Tabii bekliyorum o zaman. Spor yapmayı sever misiniz? Ben bir spor yaparım, gece gündüz yatıyorum. Ne sporu? Ya neden soruyorum? Çünkü Hanife fitness salonu açacak kadar spor seven bir insan. Çok iyi, ben de fitness eğitmeniyim. Fitness eğitmeni misin? Evet, ben de fitness antrenörüyüm. Fitness ve bence biraz inşallah şey yaparsın, teşvik vallahi edersin. Vallahi zaten büyük bir hayalim bu yani, eşimle aynı spor salonunda idman yapmak. Çünkü ne güzel olur. Yurt dışındaki arkadaşlarım falan niyeti görüyorum. Niyeti hevesi var ama. İnşallah. Hevesi işte. Hep. İnşallah. Onu teoride kaldı. Pratiğe Zuhal abla zayıfladıkça bakıyorum. Zuhal abla zayıflamışsın. Darısı başında diğer gün. Gerçi yani ben de çok zayıflamasanız da olur. Yanaklarınız falan böyle daha güzel. Ay ne güzel bir şey. Daha sevdim. Ay evet. Yüzü çok güzel zaten. Başka sormak istediğim bir şey var mı? Başka sormak istediğim bir yalnız şey aslında çok var. Yalnız yemek yemeyi severim. Yemek yapmayı da severim. Yani her halinden belli olduğu gibi. Bunu soracaktım zaten. Ben günde 5 öğün yemek yiyen biriyim. Ben sana 6 öğün yemek yaparım. Çok güzel. Yemekten yana sıkıntı yok Gökhan. O konuda hiçbir endişen olmasın. Onu, o konuda bayağı maharetli gerçekten. Annem çok sıkıntılı bu konuda. Artık bana yumurta yetiştiremiyor. Yumurta. Tabii sen spor yaptığın için bol bol yani, protein alıyorsun. Bir haftada alıyorsun. İki koli yumurta yiyorum. Yumurta bezi yiyorum. Efendim? Bir haftada iki koli. Tavuk alsana da. Daha pratik, organik. Tavuk değil, kümes, sağlıklı. Kümes. Bayağı kümes. Daha ekonomik. Tabii ama onlar beyazını falan yiyorlar. Evet, yumurta. Beşte bir tane yiyoruz. Ne güzel, ne kadar da tutumlu bir ben. Sarısını da ben yerim, beyazını sen yer. Poğaça yapar, üstüne sürersin fırçayla sarısını. Böreğin böreğin üstüne. Bu arada sarısını da atmıyorum Zuhal Hanım yani. Atın hayvanlara bak. Veriyorum. İyi yapıyorsun. Kuşlara veriyorum. Güzel. Yani onlar da onu nasıl bilir diye düşünüp. Protein. Ne oldu İnşallah... Hanife? Ya bir tane skeç izlemiştim. Diyor ki... Anlat bize de. Anlat, biz de gülelim. Anlatamam, anlatsam siz gülmezsiniz. Çünkü çok kötü anlatırım. Kız İbrahim biliyormuş, söyle bakayım. Şimdi bir program var. Açsanız mı? Ali Sunal'ın sunduğu programda. Güldür Güldür, evet, güldür, ben güldür de seyrediyorum, çok seviyorum. Orada İsmail karakterini canlandıran... Alper. İşte Alper, arkadaşım sevgili Alper Kurgul'dan i̇şte sevgilerimi gönderiyorum. Basmışım amino asidaş gibiyim diyor ya. Evet. 10 tane yumurta yiyorum diyor. Sarısını da martılara atıyorum. Evet, nasıl dersin yavrucaklar diyor ya. Hatırladım. Bu da, bu da onu yapıyor. Atıyor, martılara da atıyor. Ben gördüm yani. Evet evet. İbrahim bu arada arkadaşım. Sen tanıyorsun galiba Gökhan'ı. Tanıyorum bu arada. Gökhan'ı ve tanıdığım en mükemmel insanlardan, dostlardan birisidir. Yani Halife'nin sağlam. Karşısına mükemmel bir insan çıktı. Bence değerlendirmesi lazım. Değerlendirsin. Güzel. Erkan ve Zahra aramızda. Güzeller. Merhaba canım. Açsınlar mikrofonunuzu hemen. Öncelikle merhaba. Merhaba canım. Aslında ben şöyle bir şey söylemek istiyorum Hanife kardeşime. Seni de çok seviyorum. Gökhan benim çok sevdiğim, yani kardeşim gibi sevdiğim bir kardeşim. Aslında söyleyeyim, ben onu buraya teşvik eden de hani seni... Çok, yani seni sevdiğim için böyle buraya getirmemde ay çok teşekkür ederim. Çok iyi oldum ve ben gerçek mimarı bu işin. Aynen, inşallah çok güzel sana. Olacak. Ne güzel yapmışsın. Gökhan gerçekten yemin ederim çok dürüst, çok mert bir insan. Böyle bir arkadaşım, böyle bir kardeşim olduğu için ben de çok mutluyum. Allah'ım. İnşallah ay. Olur diyorum inşallah. İnşallah. Aynen güzel. Aferin Erkan. Süper. Bak. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı bana? Efendim? Tam duyamadım. Tekrar alabilir miyim? Sizin bana başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Aslında çok fazla sormak istediğim bir şey var. Çok fazla şey var. Ama süre yeter mi bilmiyorum. Ama çaya da bir şey kalsın diye. Şey, mesela ben az önce size sordum ya evliliğe giden süreç ne kadar olmalı diye. Ben söyleyeyim ne kadar olmalı. Benim gelinliğin içinde daha güzel durabileceğim bir forma ulaşana kadar bir süreç olmalı. Bir, iki ay, üç ay falan zayıflayacağım. O gelinliğe güzelce geleceğim. Bu konuda hiç şüphe evet, zaten fitness eğitmeni var. Yani şanslısın bu konuda da. Çok insana yardımcı oldum bu konuda abla. Tabii. Bir crossfit. Yani, her türlü. Kickbox'ta o konuda da iyiyimdir. Kickbox'ta Hanife'den çok iyi performans kickbox bekliyorum ben. Kickbox nasıl oluyor ki? Boks.
Ha, kickbox. Box, box. Sen onda kesin iyi olursun. Oo. İnşallah. Zaten dolu burasına kadar, bir rahatlar, enerjiyi dağıtar. Kum torbasına, kum torbasına. Ay vallahi. Heh. Aslında kum torbasına değil böyle. Evet, açalım artık paravanı. Buyursunlar, paravan açılıyor. Elen maçı ve keder, bir günde hepsi geçer. Hayat dudaklarda ve yaşamak ne güzel şey. Ümidini hiç kırma, boş ver sen aldırma. Hayat dudaklarda ve eğlen oynadırma, hey, yaşamak ne güzel şey. Lay lay lay. Cevabını bekliyorum. Hep bedeli mi? Yok, hayır değilim. Çıkarsanız. O zaman çıkarsan. Çıkartmayayım, sonra çıkartayım. Niye çıkar? Bırak, daha rahat hissediyor. Az önce zaten bedelsiz değil miydi kendini? Evet. Beresiz... Ya şöyle ama diyeyim, unutmuş. Saçlarımı kazıtıyorum ben abla da. Şu an kazıtmadım, hızlı geldim sizi görebilmek için. Ama zaten o şekilde de göreceksin, öyle diyebilirim yani. Var ya, bayağıdır çiçek de almıyorum. Ay, ne kadar da güzel bir duygu. Sizin kadar değil ama. Ay, çok teşekkür ederim. Vay. Ben birkaç gündür, evet, sizin de gördüğünüz gibi aslında çok kötüyüm. Dün. İzliyorum. Ama sizi gördüğüm iyi oldum. Benim için çaba sarf eden, emek harcayan, benim için güzel şeyler söyleyen bir insanla yemek yiyeceğim tabii ki de. Hadi buyurun o zaman. Yalnızlıkta gitti cana, geldim seni almaya. Bir biraz sanır sana çay gelsin, çay gelsin. Bir çay ve başka bir tona da ihtiyacımız vardı. Çay gelecek ama onlar yemeğe gitmek istiyorlar. Onun için Hanife ve Gökhan'ın artık kararlarını yarın öğreneceğiz yemekten sonra. Peki şimdi Deniz ve Melisa gelecekler. Dün bir şans veriyorum dedi Deniz enteresan bir şekilde. Melisa da güldü. Böyle bir çıktılar. Gelsinler bakalım ne söyleyecekler, göreceğiz. VTR'miz var Mercan. Bir de VTR'miz var onlarla ilgili. Buyursunlar efendim. Ben Melis Hanım'ı tanımak istiyorum. O günde bir açıklama yaptığımda Deniz farklı bir şeyler söyledi. Bir şey hissetmediğini söyledi. Duygusal olarak bir şey hissetmediğimi söyledim. Ki kendisi de hissetmiyordur büyük ihtimalle. Şimdi neden? Birkaç zaman önce biriyle bir şey yaşıyorsun. Bir duygun olabilir. Ve reddedilmek kötü bir duygu. Ben tanımak istiyorum. Sen de uygun görürsen. Deniz'e karşı bir şey hissetmiyorum ama ben de hissedebilirim. Şu an benim kafam gerçekten karışık. Çünkü neden iki gün sonra konuştuklarıyla çok farklı? Biraz güvensizlik var. Deniz çok iyi bir insan. Ay Allah yarabbim. Deniz bence şans hak ediyor. Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin. Yeter ki kötü sözle incitmesin. Yeter ki söz verip bekletmesin. Razıyım, razıyım ben uzaktan sevsin. Vay vay vay, söylemeden geçemeyeceğim hakikaten, maşallah, Allah nazardan saklasın. Teşekkür ederiz. Sen çok yakışıklı görünüyorsun, sen de çok güzel olmuşsun Melisa. Teşekkürler. Ve bu uyum hani beraber bir baloya, belki de Deniz'in defilesine mi? Deniz'in defilesi var 11 Ekim'de. 11 Ekim'de sizi davet etmiştim, gelebilirsiniz. İnşallah çok gelmeye sevindim. Çalışacağım tabii ki Deniz'ciğim. Herkese davet ettim burada. İnşallah. Varsa... Ne güzel olur vallahi, görmek isteriz seni podyumda. Hep beraber gideriz değil mi arkadaşlar? Hadi Deniz'i izlemeye gidelim ya. Ne güzel. Evet, görüntü çok güzel, ona hiçbir şey diyemeyiz. Muhteviyata, içeriye bakmak lazım. Neler oluyor bu iki insanın içinde, neler, ne fırtınalar kopuyor, yoksa Meltem rüzgarları mı esiyor, yoksa hava dingin mi, puslu mu? Ben konuşabilir miyim önce? Tabii. Konuşacaksan. Şöyle söylemek istiyorum. Mutluyum. Tabii ki de mutlu olmamın sebebi bir şeyleri başardığımda çok mutlu oluyorum.
Bugün de birkaç tanesini yaptım. Yani mutlu olunca şunu düşünüyorum. Ya kesinlikle mutlu bir erkeğin arkasında bir bayan oluyor. Çünkü destek veriyor. Ben kısıtlanmak istemiyorum. Tam bir o kadar da karşımdaki bayanı kısıtlamak istemiyorum. Çünkü hayata bir kere geliyoruz ve eğitim çok önemli. Eğitimden kastım illa da okuması değil. Eğer kadın erkek eşitse ben onunla ilgili şunu da yaptım. 11 Ekim'de benim bir dersim de başlıyor. Hocamla konuştum. Melisa'yı da salı ve çarşamba günleri Melisa da gelecek. Söyledim yayından önce sana bir sürprizim var diye. O büyük mal çiçek bekledi ama sürprizim bu. Onun da bu daha konuda, güzel olmuş. Onun da bu konuda eğitim almasını istiyorum. Çünkü ya bir şeyleri öğrenmesini istiyorum. Bir şeyleri birlikte öğrenmek. Hayatta öğrenecek şeyimiz bitmiyor. Çok demiş. Var. Hayat bir ve okul yani. Zuhal Hanım gerçekten şöyle bir şeyi başardıktan sonra bir sonrakini de hemen sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Ne güzel. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum ve yarını düşünerek bugüne bir nevi ihanet etmiş oluyorum. Çünkü yarın çok önemli benim için. Ondan sonraki gün de çok önemli. Çok mutluyum. Yani çok fazla konuşmadık dün. Dersim vardı. Ama arayıp da neden şöyle yaptın böyle yaptın da demedi. Böyle deseydi benim bir nevi şevkim kırılmış olurdu. Hmm. Konuştuğumuzda öyle bir hesap soran bir tavırda kesinlikle. Yaklaşmadı. Zaten kötü bir şey yapmıyorum. Gittiğimde locadan abilerimle arkadaşlarımla birlikte olurum. Zaten söylüyorum da. Yanlış bir şey yapsam, yanlış bir davranışımı görse zaten söyler. Aynı şekilde ben de onun yanlış davranışını görmüyorum. Bana karşı şu huyunu sezdim. Benimle konuşurken benim gibi o da biraz düşünmeye başladı galiba. Benimle konuşurken bazen takılı kalıyor. Ne oldu diyorum, senin gibi düşünüyorum diyor. Aslında biliyor musunuz bana arkadaşlar? Bana çekiyor sanırım biraz. Bu çok önemli bir şey. Bak çok güzel bir noktaya değindin. Şimdi siz çok çok gençsiniz fakat bu çok büyük bir avantaj bir kere. Çünkü sen ben burada olmandan şu anlamda da çok mutluyum Deniz. Örnek teşkil ediyorsun ve gençler için çok güzel bir örneksin. Sürekli kendini geliştiren, düzgün konuşmaya, kendini düzgün ifade etmeye çalışan, insanlara saygı duyan, tavırlarına, her şeyine çok dikkat eden bir insansın. Genç bir arkadaşımızsın. Bu açıdan hem annen hem de baban gurur duysa, ne kadar gurur duysa azdır. Aslında güzel yetiştirmişler. Sen de kendini hala yetiştiriyorsun. Bu anlamda bu çok güzel. Ve çiftler birbirlerini besler, geliştirir arkadaşlar. Özellikle evlendikten sonra eksiklerimizi karşımızdakini tamamlarız, fazlalıklarımızı onlarla törpüleriz. Aslında derler ya, zıt kutuplar birbirini çeker. Aslında çeker. Evet. Dünyada her şeyin bir artısı bir eksisi var. Her şey, şimdi çok oralara girmiyorum ama nötronlar bilmem neler hep zıt kutuplardır ve aslında o zıt kutupların bir araya gelmesinden oluşur madde dediğimiz şey de. Ruh da böyle bir şey. Birbirinizi tamamlamanız, geliştirmeniz o kadar önemli ki. Hele evlenince gerçekten bu sözümü inşallah evlenirsiniz hatırlarsınız. İyi geleceksiniz birbirinize ve beraber büyüyeceksiniz, beraber öğreneceksiniz, şunu, beraber yaşayacaksınız. Şunu söylemek istiyorum Zuhal Hanım. Karşımdaki bir erkek olsa çok farklı bir şekilde konuşurum ama karşımdaki bir bayan olunca çok duygusal konuşuyorum ve şunu her zaman düşünmüşümdür. Benim de bir kız kardeşim var. Hatta üniversiteye daha yeni başladı. Yani arayıp yani sadece neye ihtiyacın var demek istemiyorum. Ne istiyorsun? Yani ne yapmak istiyorsun? Yani özellikle bayanlar. Ben bayanları kısıtlamayı gerçekten sevmiyorum. Hayata bir kere geliyorsun, bir şeyleri öğrenmek isteyebilirsin, bir şeyleri birlikte yapmak isteyebilirsin. Benim hayatım merak edebilir, heveslenebilir. Evet, her şey benim için olabilir. Benim hayatımdaki kişi beni arayıp yani şuraya gideceğim, izin var mı yok mu demesin. Yani bunu birlikte yapalım zaten. Bunu birlikte yapalım, birlikte birbirimizi geliştirelim. Kısıtlamak istemiyorum, gerçekten kısıtlamak Peki, istemiyorum. Biraz da Melisa'yı dinleyelim. Evet, çok güzel konuştu. Dün biliyordum. Ya aslında bana söylemişti, dün sırf rahatsız etmek istemedim çünkü derslerin olduğunu da söyledi. Savaş şöyle bir, çok az konuştuk, bahsetti de bunlar. Savaş şöyle bir şey yaptı, çok kızdım ona. Ben dedi gelmeyeceğim bugün, gelemiyorum dedi. Dün kaldım öyle, dedim ki sen şaka mısın? Şaka yapıyorum dedim. Hayır dedi, ben dedi bugün gelemeyeceğim dedi. Ben dedim tekrar yeniden tek başıma mı dedim açıklama yapacağım, konuşacağım. Eyvah. Evet dedi, öyle yapacaksın dedi. Sonra işte şaka yaptım falan deyince ben bir kahkaha attım telefonda. Ya Deniz, ya yine diyorum çok çok iyi bir insan. Hiç pişman değilim şu an. Biz onunla bazı konularda bir anlaşma yaptık. İnşallah anlaşmalar olur. Mutabık kalırız diyorsun. Tabii. Ya inşallah ya. Her şeyin hayırlısı olsun her zaman, bunu söylerim zaten. Şunu da söylemek istiyorum.
Kısmet olursa cuma gecesi 2-3 gibi memleketime gideceğim. Sivas'a gideceğim. Orada görmem gereken birkaç kişi var. Ama yani, cumaya kadar görüşeceksiniz herhalde. Tabii ki de. Tabii ki de. Görüşeceğim. Şunu da istiyorum açıkçası. Sonuçta ailem izliyor benim. Ailemle daha konuşamadım. Zaten ailemin bir itirazı olsaydı şu an herhalde beni aramış olurlardı. Büyük ihtimalle. Ama büyüklerimle konuşmayı, ilk önce büyüklerimle konuşmayı çok istiyorum. Onları görmek istiyorum. Peki Melisa, hiç bahsettin mi annene, kardeşine, Deniz'den? Benim ailem, evet ya, ben Deniz'e de söyledim. Annem bir yönden dolayı Deniz'e kızgın, kırgın. Çünkü geçen sezondan. Şeylerden. Ama dediğim gibi babam sonuna kadar destekçim. Güzel. Ama annem... Ya benim ailem, dün de söylemiştim, nasıl ne karar alırsam alayım sonuna kadar arkamdalar. Ya Deniz'in, ya Deniz'i izledikleri için de hani biliyorlar. Çok yüzden... da seni üzecek, incitecek bir şey yapmadı ya hatırladığım kadarıyla. O kadar hani anneni kızgın aslında ve kırgın olacağı kadar. Aslında buraya tek başıma oturdum, açıklama yaptım ve tek başıma çıktım. Ha, ona takılmış. Evet. Anladım. Ama yok yani, hiç problem yok. Güzel. Olur canım, her şey zamanla çözülür zaten. Aynen öyle. Duygulardan ne haber peki? Düşünceler, mantalite güzel. İyi, daha yeni. İyi, iyi. Daha yeni. Bakalım. Güzel. Aynen. Ama herhalde ki bir görünce, bakınca, bir yere gelince... Aynen, söyledim. Gelince... Ya şey, ona bu şekilde giyinmesi çok çok yakışıyor, onu da söyledim. İşte ben de böyle giyindim. Çok hoşsun. Olmuş. Oldunuz. Aynen, bir mi kalkan? Sen bir... Bir relax, bir rahat, iktidar kadar gülerken görüyorum benim seni. Benim yanımdayken, ya şunu çok istiyorum ben... İyi gelmişsin sen karakter herhalde olarak insaya. Pek gülemem, biraz soğuk bir insanımdır ama karşımdaki insanın tam tersi olmasını istiyorum. Hani beni güldüren. Ne güzel biraz işte, daha neşe katan. O da tam öyle. Öyle. Peki o zaman güzel bir şekilde geldiniz, güzelliklerle dolu. Ben bir ilişki bir şey olsun isteriz. Böyle. Tabii ki, devam. Benim bir tane arkadaşım var, klibi çıktı. Ha. Anıl Durmuş kendisi. Ona başarılar diliyorum. Ay pardon, bu arada hatırlattın. Sevgili Faruk'a yeni albüm çıkarmış. Bana da albümle hediye etmiş ve ayrıca bir hediyesi daha. Çok ince, çok zarif, çok farklı bir hediye. Çok teşekkür ediyorum sevgili Faruk. Yeni albümünde de bol şans diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Sağ ol, var ol. Aynen. Peki. Sizleri uğurluyorum. İnşallah yine görüşeceğiz. Güzel bir şekilde görmek istiyorum tekrar sizi, böyle gülerken görelim beraber. Görüşürüz. Evet, görüşürüz. Hoşçakalın. Şimdi Demir Bey geliyor efendim bazı açıklamalarla. Davet edelim kendisini. Hoş geldiniz Demir Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İyiyim, buyurun. Sizi tanıyorlar, tanıyanlar var, arkadaşlarınız var burada. İbrahim var, değil mi? Demir abi hoş geldin. Evet, bayağı Orhan var. Hoş geldin Demir abi. Hoş bulduk, sağ olun. Leman abla, sen de hoş geldin ayrıca. Sen de, değil mi Demir Bey'le? Evet. Sizi dinliyoruz valla. Yani, bir sürpriz. Şimdi birden çok tanıdık olunca, hatta Ümit de... Sizin solistiniz Ümit. Ümit'le de mi tanışıyorsunuz? Ankara'dan çok yakın arkadaşız. Aa, ama kader bizi uzun yıllardan sonra burada karşılaştırdı. Ne zamandır görüşmediniz herhalde sizle? Yani 3 yıl 4 yıl olmuştur. Aa, en son, ne güzel. En son bir karşılaşmıştık. Süper, ne Ümit güzel. Ümit'cim başarılar diliyorum bu arada. İzliyorum seni. Sağ olun. Diğer orkestra arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Sağ olun. Tüm arkadaşlarıma da... İnşallah aradıkları aşkı bulurlar diyorum. İnşallah. Siz bulamadınız mı daha aradığınız aşkı? Şimdi ben ilk buraya gelmiştim. Aşkı aramaya. Hı hı. Ve bir hedefim vardı. O hedefin birini gerçekleştirdim ama ikincisini, yani aşkı bulamamıştım. Hı hı. Bulamadım. Sonra yine bir 10 ay aradım o aşkı. Yine bulamadım. Kısmet ya, her şeyin bir zamanı aşkı vardı. Bulamayınca tarzımı değiştirdim. Evet. Yani sakalım yoktu.
Evet, bir değişiklikler var. Saçı arkadan bağlıyordum falan. Şimdi dedim herhalde belki o tarzla ben olmadı. Bana biri gelmeyecek, ben aşık olamayacağım. Bir de böyle deneyelim diye. Bir de böyle deneyeyim dedim. Hadi bakalım. Çünkü yaşım zaten, biliyor musunuz yaşımı? Vallahi bilmiyorum. Gerçekten. Gerçekten bilmiyorum. 54 yaşındayım ben. Ne? Gerçekten. Gerçekten İbrahim. 54 yaşında mı değil mi? Ya biz de öyle demiyoruz ama 54 yaşında kimlikte yani. Normalde daha çok genç ruhlu biri olduğu için. Çok ben çok yani ilk defa karşılaşıyorum ben size. 42-43 gibi. Tabii mi söylüyorum? Şimdi yaş 54 olunca. Şaşırdım. Tabii. Maşallah ya. İşte o dedim sakal bırakayım belki biraz İmaj daha yaşlı gösteririm. Yaşlı evet. gösteririm diye. Yaşlı göstermek istiyorsun. Çünkü evlenmek istiyorum gerçekten. Tabii buna merhaba Erkancığım. Buna, evet Erkan Zahra. İnanan olur, inanmayan olabilir. Olabilir. Seven olur, sevmeyen olur hepimizi olduğu evet. gibi. Ama ben buraya müzikle ilgili gelmedim. Evlenmek için geldim sadece. Ve tesadüfen de daha sonra anlatacağım. Geldiğinde anlatacağım. Aşık olduğumu hissettim birine. Evet. Valla. Dur hayırdır. Hissettiniz. Ben şok, ben ip. Orhan diye şok. Valla bir sürprizle geldi Demir Bey yani. Vallahi benim buraya geldiğimden diğer arkadaşlarla zamanla tanışacağız ama tanıdığım arkadaşlarımın hiçbirinin haberi yok. Ne İbrahim'in ne... De bu da öğrendim. Ben de iki dakika evvel öğrendim. Gerçekten ben de bilmiyordum. Demir Bey gelecek. Bana da sürpriz oldu çünkü. Çünkü ben şöyle bir söz verdiğim için buradayım. Yani evet, nasıl kanaldayım, evlilik programındayım. Şöyle bir söz verdiğim için. Ben orada evleneceğim. Ya iki hedefim vardı. Birini gerçekleştirdim. İkincisi yalnızlık Allah'a mahsus. Evet. Yaşım da ilerliyor hızla. Orada evleneceğim. Yani o söz ağzımdan bir kere çıkmıştı. O yüzden de nasip olursa öyle yapacağız. İnşallah. Tabii şimdi aşık olduğumu düşündüğüm hanımefendi kendini biliyor diye düşünüyorum. Burada mı şu an? Yok, burada değil. Değil. Yani bir kere locada değil. Zaten. Ha, locada değil. Zaten benim hiçbir zaman locayla o tür bir ilişkim olmamıştır. Bunu seyredenler bilir. Peki yani şöyle mi yapacaksınız? Ona çağrıda mı olacaksınız? Sesleneceksiniz ve burada mı bekleyeceksiniz onu? Vallahi buraya şimdi, mı gelecek gelsin? Şu an ismini de açıklayamayacağım aslında. Hayda. Biraz, öyle vallahi mi? Biraz şeyim, ben de ciddi anlamda stresteyim. O kendini biliyor mu hanımefendi? Bildiğini düşünüyorum. Ki ben mesela bugün o zaman apar, topar, apar topar çıktım bir an önce duysun diye. Yani bekleyeceğim tabii. Biliyorsa kendini gelecektir mutlaka hanımefendi. Neyden bahsedildiğini şu anda izliyorsa fark i̇şte etmiştir diye izlemiyor diye belki yarın bir daha yaparım. Ya da işte cuma günü bir daha yaparım. çünkü ben... Gelene kadar deneyeceğiz diyorsunuz. Öyle düşünüyorum evet. Hadi bakalım. Yani eğer bu konuda bana da biraz izin verirseniz hani böyle tamam, illa açıkla falan demezseniz. Hayır yok, tabii ki demeyeceğim öyle bir şey. Arkadaşlarımdan da öyle bir şey rica edeceğim. Tamam. Böyle özel bir durumum var diyor Demir Bey, anlayışınıza sığınıyor. Yani cidden benim için biraz bir durum yani. Garip. Tuhaf. Evet. Bir durum. O yüzden. Tuhaf. Bizim için de ilk kez böyle bir şey gerçekleşecek. Hani böyle bu taleple gelen birisi olmamıştı. Şu anda da burada değilmiş fakat Demir Bey ben yarın da yapacağım bunu. Cuma da yapacağım diyor. Gelene kadar türlü türlü şekillerde artık ifade edeceksiniz duygularınızı. Evet, yani ufak tefek tiyolar vereceğim tabii. Çünkü biraz da değişik olsun istiyorum. Değişik olsun ve değişik olacağını zaten hiç şüphem yok yani. Peki o zaman hoş geldiniz diyelim. Lojeyi alıyorum şimdilik böyle. Ve dün Bağ için Birgül gelmişti biliyorsunuz. Çağıracağız, kararlarını öğreneceğiz ama tabii ki önce bir VTR'miz var, sizleri izlettirmek istiyoruz. Sizi gördüm, aşık oldum. Ben dans hocası arıyordum kendime.
internetten Baha Bey'in numarasını buldum. Konuştuk mu biz sizinle daha önce? Evet, konuşmuştuk. Ben daha sonra programda gördüm. Zaten dans videolarını izlerken çok beğenmiştim. Programda görünce hemen aradım. Unutmak ne zor bir kelime. Hele bir de sevdanın yük üzerindeyse. Size inandığım için geldim ben, mutlu olmak için. Ya neden beni tercih etmelisiniz? Evet. Çünkü ben size inanarak geldim. Size sizi hiç tanımadan size duygularım var. Sizi mutlu edebileceğime inanıyorum. Konuşurken gözlerim doluyor. Aşık mısın? Evet. Ya da unutturamazsın. Yüreğim sana hal hal ve çırpınır durur. Bağcım hoş geldin. Hoş bulduk Zalim, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Bir gün nerede? Bir gün hanım sanırım bir takım aile problemlerinden dolayı gelemedi diye tahmin ediyorum. Hmm. Kendisi hani biraz daha zor bir aileye mensup anladığım kadarıyla. Lakin o... şimdi dün kendisiyle görüştük zaten. Ha, yayından sonra konuştunuz değil mi? Evet, yayından sonra kendisiyle konuştuk, görüştük. Kendisi mükemmel bir insan, çok iyi yetiştirilmiş. Doğru. Yani çok iyi bir aileye... Tam bir ev kızı, tam evlenecek kesinlikle, bir kız kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Çok iyi bir aileye sahip, çok iyi bir insan. Ama şöyle söyleyeyim, benim aşık olmam lazım. Yani bende ne olursa olsun, kendisi dedim ya çok güzel, Allah... Gerçekten sahibine bağışlasın. Çok. Ve çok genç yaş aslında. Evet, yaşı da çok biraz genç. Biraz yaş farkınız vardı ya. Yaşı da çok genç kendisinin ama çok iyi şeylere layık olduğunu, çok iyi insanlara kesinlikle layık olduğunu. Çünkü kalbi yüzü kadar, kalbi de o kadar temiz bir insan. Ne güzel. Ama dediğim gibi benim kendisi benim gönlümün prensesi. Maalesef hissedemedim. Olamadı. Hissedemedim. Kendisine de buradan selamlarımı iletiyorum. Biz de sevgilerimizi iletelim sevgili Birgül'e. Gelemedi büyük çok ihtimal. Çok şeker bir kızdı. Evet, herhalde. Vardır kendince sebepleri. Ama zaten gibi, şunu da söylemişti, olumsuz olursa gelmem. Ben bir tek Baha için geldim. Eğer kararı olumsuz olursa gelmem demişti. Bununla da ilintili olabilir verdiği, evet, aldığı karar. Olumsuz olduğunu görünce herhalde gelmek istemedi. Artık ona da Allah güzel i̇şte, kısmetler, inşallah, iyi insanlar çıkarsın i̇nşallah karşısına. Mutluluklar dileyelim sevgili i̇nşallah Bilgül'e. Olmadı va, aşk diyorsun şu olmadı mesele dedim yani. Ya aşk adamıyım ben, aşk olması bilmiyorum lazım ya. Ya aşk olmazsa olmuyor. Ne olursa olsun dünyaları getirsen şurası böyle buram buram çarpmadıkça, yanmadıkça olmuyor yani. Olmuyor diyorsun. Olmuyor, ne evet yapalım peki, Baha olmuyor, taliplerini aramaya devam edecek evet diğer loca arkadaşları gibi pek tabii ki. Alıyoruz onu da yerine. Kim geliyor biliyor musunuz? Naz. Evet. Naz'ı da alkışlayalım. Hoş geldiniz Naz Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Birazcık iyi değilim. Hı. Öncelikle lafa şöyle başlayayım ben. Kimse beni yanlış anlamasın. Ben zaten burada her şeyin açıklamasını yapacağım. Az sonra da geçmişti. Benim ne sizle ne de ekibinizle hiçbir sorunum yok. Hı hı. Ki... Buradan ayrılanların yaptıklarını da gördük. Hı hı. Ben onu dün yapmayı kesinlikle kendime yakıştırmadım. Çünkü ben öyle karaktere sahip bir insan değilim.
Benim sadece tepkim yanlış oldu. Gitti. Hayatta kötülemem. Ki bunu siz de görmüşsünüzdür. Benim gitmem tamamen farklı bir konu. Hı hı. Benim gitmek açıkçası Baha'nın geçen cuma mıydı neydi? Bana yaptığı yorumla alakalı. Ben çok kırıldım. Ben hatta defalarca sordum. Ben Baha'nın yaptığı yorumu ben mi yanlış anladım yoksa... Baktım kimseden bir tepki gelmiyor. Yani herkes ya kabul etti onun dediğini. Belki de siz de farkında olmamışsınızdır Baha'nın yorumunun. Hatırlıyorum yaptığı yorumu. Ama ben gerçekten çok kırıldım. Perşembe günüydü galiba. Yok, cuma. Cuma. Evet. Yani sen Baha'ya tepki olarak mı gittin? Evet, öyle oldu ama ben size yanlış yaptım gibi göründü. Yani. Evet, öyle oldu. Ben öncelikle sizden özür dilerim. Sizle benim hiçbir sorunum yok. Sizi, ekibinizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ve neden geldin peki tekrar? Öyle bir açıklamayla gelseydiniz ki inandırıcı olsaydınız. Bir saniye Esmira, biz konuşuyoruz. Seni inandırmak zorunda değilim ki. İnanmasan da olur sen. Lütfen şu noktada kimse müdahale etmesin. Aynen, rica kimse müdahale etmesin. Niye geldim? Ben dünkü yayını izledim. Ve Baha'nın çıkıp burada hani bana dedi ya benim ahlaki etik değerlerimden ben oraya çıkmadım ama Naz çıktı. O yorumdan zaten ben çok bozulmuştum. Ve dün çıkıp burada bir bayana gözlerin çok güzelmiş falan filan demesi. Niye kıskandın mı? Kıskandın mı? Kıskanmadım. Sadece şimdi... hani ahlaki değerlerden bahsettin ya. O zaman. Kıskandın mı? Ne duymak istiyorsun? Şimdi kıskanmış şöyle söyleyeyim. Kıskanmış mıydı ki yani? Birincisi ben şunu açıklamak istiyorum. Ben orada ahlaki ve etik değerlerim uygun olmadığı için gibi hayır, cümle kurdum. Hayır, ahlaki etik ben değerlerin hakaret, uygun olmadığı hakaret için oraya amaçla, çıkmadım. Ben sana bak demek o gün de söyledim. Demek ki Nazlı'nın ahlakı falan yokmuş ki oraya çıktı. Hayır, anlamında. Hayır, hayır. Bak etik değerlerde mi? Aynı şeyden bahsetmiyoruz. Herkesin yetiştirme tarzı, herkesin ahlaki ve etik değerleri farklıdır. Bu demek değildir ki sen ahlaksızsın, senin değerlerin yok falan değil. Senin anlayış açın, senin bakış açın ve benim bakış açım demek ki olaylara farklı burada demektir. Burada benim gibi... Bu cümlenim ama ben bu hayır ben bunu yanlış anlamandan dolayı bir şey demiyorum ama sen bu konuyu yanlış anlamışsın. Belki de Azeri olduğundan dolayı kurduğum cümleyi anlayamadın. Ondan dolayı da olabilir. Çünkü orada ben herhangi bir şekilde sana hakaret amaçlı demedim. Birbirimizin anlayışı farklı olduğu yani etik ve ahlaki değerlerimiz, anlayış biçimlerimiz biraz daha farklı olduğu için ben bu şekilde söyledim. Ya bilmiyorum senin o yorumundan sonra hani artı, bakıyorum. Herkes diyor ki Naz'ı çok kötü yorum yaptı Baha. Çünkü Naz ona hiç karşı demek ki onlar da anlamamış ama ben Türk Dil Edebiyatı'nı iyi biliyorum. Gayet iyi de anlattığımı ve söylediğimi biliyorum. Ben o konuda herhangi bir şey söylemem. İkincisi unutma ki önce oraya sen çıktın. Sen çıkıp oraya oturdun. Talibin geldiğinde çaya çıktın. Şimdi ben gelmiş benim talibim gelmiş buraya. Sonuçta bizim de niyetimiz burada evlenmek. Benim talibim gelmiş ve çaya çıktığında da çaya talibini çıkmış. Görmek istemedin. Ben görmek istemedim. Şu aksine kendisi gitti. Talip gördü. Talibini görmek adeta istedi. Adeta bayılıp düşeceksin. Ay gözlerim. İşte bak bu anlayış yapılarımızın zaten anlayışımızın farklı olduğunu gösteriyor. Ben orada bana göre değil. Yani çıkıp talip görmek bana göre değildi. O an benlik bir şey değildi. Sen bunu bu şekilde yapmadın. Bence senin davranışın da yanlıştı. Bence senin davranışın da yanlıştı. Sen gidip orada talibinle tamam Baha kıskandın mı? Gel çaya çıkarken herhangi bir sorun yoktu. Benim talibim geldiğinde neden benim çaya çıkmam sorun? Sen gittin buradan başka kanala ki sen en büyük hatayı oradan yaptın. Sen en büyük hatayı orada yaptın. Sen böyle yapmayıp madem bu kadar kıskanıyordun, oturuyordun. Madem otursaydın burada. Ne diye çektin gitti? Bitmiş. Şimdi niye geldin? Senle bitmiş. O zaman neden böyle davranın? Madem bitmiş oturursun. Ben bitmişse, bitmişse oturursun. Gidip başka yere gidip bana diyor ki buraya geldim diyor. Sen diyor gördüm diyor başkasıyla şimdi onu söylemiyor mu burada? Gördüm diyor başkasıyla diyor çaya çıktın. Yok gözlerin çok güzel. Güzel. Gözleri güzel. Ne diyeyim yani şimdi? Kötü bir şey söylemedim ki. Sen talibinle çaya çıkıyorsun. Artı gittin orada da talibinle çaya çıktın. Şimdi gelip bana çıktığım talibin hesabını mı soruyorsun? Ya senin yüzünden.
Ne demek benim yüzümden evet, ya? Evet senin yüzünden. Kaç gündür kafamı karıştırıyorsun? Allah Allah ya. Ya sen bak sen zaten en büyük hatayı, en büyük hatayı Naz. Sen dün şey yaparak giderek yaptın yani. Gidecektim seninle aynı yerde olmak istemiyordum. O zaman olmasaydı zaten aynı yerde değil sen orada oturuyordun ben orada peki, oturuyordum. Peki şimdi bizim ne değişti? Aynı locada olmamız bir demek. Bir saniye. Şimdi düşün ne değişti biliyor musun? Bahadan önce ben buradaydım. Gitmek istiyorsa Baha gitsin yani. Ben gelirim buraya taliplerimi ararım. Ben buraya geldim. İlk buraya sen çıktım. Çocuk musun? Sana git diyor açıkça. Bana mı git diyor? He. Gideyim ya, anlamadım. Ya birimiz gidelim de buradan. Hayır, ama ben gitmem. Hayır ben burayı seviyorum. Diyor. Ben bu ekibi de seviyorum. Burayı bu orkestrayı da seviyorum. Ben gelmiştim buraya. Zuhal Hanım'ı da çok seviyorum. Ben buradan bir yere gitmiyorum. Yani hayır. Benim sadece tepkim yanlış. Hayatım oldu. Giden geri geliyor zaten. Boş ver. Hazır ahlaki ve etik değerlerden konuşmuşken bizimki de bir aile farklıdır. Bilmem farkına varabildiniz mi? Gidip geri dönenlere söylüyorum. Artı ben seninle küs olarak ayrıldığımı düşünmüyorum. Biz kırgın olarak ya da böyle öfkeli olarak biz ayrıldığımızı ben düşünmüyorum. Sen madem böyle bir şeye kırıldıysan gidip böyle bir yanlış yapmaktansa gelip bana söyleyebilirdin. Neden böyle bir şey yaptın? Sana söyledim. Ne zaman söyledin ya? Ya ben o gün sen o yorumu yaptığın zaman kaç defa tekrarladım. Bu yorumu niye yaptın böyle? Ben mi yanlış anladım dedim. Senden bir şey yok. Sen rahat rahat oturuyorsun. Ben rahat rahat oturmuyorum. Hayır ben sana şu ana kadar ben bir kötü yorum yaptım mı? Ben gayet normal oturuyorum. Ben sana normal. Şu ana kadar kötü bir yorum yaptım mı? Evet yapmadım. E o zaman ama sen niye? Ama yapmaya hakkın yok. Senin hakkın var mı? Bak ben sana kötü yorum yapmadım. Lan sen yine yanlış anlamışsın. Ben sana herhangi bir şekilde herhangi bir kötü yorum yapmadım. Bak şu anda tamam mı? Şimdi sen neden ona çaya çıktın? Buna sen kendin çaya çıkıyorsun. Kendin gidiyorsun taliplerini görüyorsun. Ben hiçbir şey demiyorum. Sen ben çay... Şimdi bu neden olay oldu yani? Ben anlamadım yani. Yok gördüm talibi gelmiş bilmem ne. Ya sen burada talibin geldi çaya çıkamazsın çıktın. Çaya. Oraya gitti talibi geldi orada da çaya çıktı. Çin'e gitsen talibin gelse orada da çaya çıktı. Çıkamazsın sen çaya. Ya ben anlamadım ki yani. Hayır ayrılmadınız mı? Niye çıkamadınız? Sen ya niye müdahale ediyorsun? Ya ne oluyor? Ben burayı da anlamadım. Sen niye müdahale ediyorsun ki? Yorum mu yapıyorum? Yapma yorum Allah aşkına yorum yapma. Şahadım ablanın mikrofonunu açın. Naz'a söyleyeceğim. Hoş geldin Yuvan'a. Hoş bulduk. Bir dakika duyulmadı. Ne oldu? Merak ettim. Ne diyecek? Ne dedi? Yani çıkamazsın da ne demek? Yani sen istediğin yere gidip çıkıyorsun, memnun olmayıp geri dönüyorsun. Başkaları niye çıkamaz? Benim zaten bir de bahanın üzerinden niye oynuyorsun ki kendini insanlara haklı göstermek için bahanın üzerinden niye oynuyorsun? Araya girmesin. Baha da seviyor onu, o da seviyor. Kim? Ya bir şey söylemeyeceğim aralarda. Ya hala bak, diyorlar nasıl seviyor teyze. Ya. Hala diyorlar nasıl seviyor. Neyse. Benim zaten bir yere gittiğim ben yok. Ben onu bunu bilmem. İkisi birbirini çok peki seviyor. Peki neden gittin? Bu sistemlerden sevgiden kaynaklanıyor. Sevgiden istemediğimden gittim. Peki neden geri geldin? O da benim gibi. Sana inat gitmiş başka. Neden gittin? Bu şeyle kurtla kuzu hikayesi. Neden gittin? Ama bir saniye bak Şahadım abla bir şey söyledi. Bu sistem sevgiden kaynaklanıyor. Evet, sevgiden kaynaklanıyor. Sen şimdi hesap soruyorsun. Babanla oğlan mı soruyorsun? Sevgilin ki soruyorsun. Öyle değil mi Zuhal Hanım? Ya ne sevgilisi? Ayrıldık biz. Sevgilisi olmazsa, beğenmezse, istemezse, kalbi onda olmazsa hesap sormaya hakkı var mı? Bir de yani gitti geri geldi. Gitti geri geldi. Seviyor, bakışlarından bile belli. Seviyor. Gittin boşuna gittin. Peki Baha demin niye şöyle bir şey dedi? Onu kimse sorgulamıyor. İşte aşk lazım da. Hayır, aşk olmayınca olmuyor Zuhal Hanım, da. Baha da hırsından ya. Yapıyor. Ha. Tabii hırsından yapıyor. O da madem o kadar güzel bir kız geldi tam evlenecek kızdı da niye beğenmedin? Ama yani kalbim çarpmadı. Yani çarpmadı. Hissetmem lazım. Hı. Evet Naz Hanım da hissettim. Gerçekten hissettim. Oraya gel. Zaten bizim aramızda evet belki kriterlerimiz bile bir şekilde bir yerde tutmuyordur. Onunla hani benim söylediğim kriterlerle Naz'ın hayatı vesaire ya da Naz'ın söylediği kriterlerle benim ama bizim aramızda başka bir şey vardı. Başka bir şey vardı yani. Bir çekim gücü mü dersiniz? Kimya. Başka bir şey. Ki bir kimyamız tutuyordu. Anlatabiliyor muyum? Ama ne oldu? Sana ne oldu?
Bana bir şey olduğu yok. Ben de onu diyorum, ne oldu? Çıkıp milletle kahveye giden, çaya giden gözlerine bayılıp ayılıp bayılan sensin. Hayır, bak şimdi Naz'ın hikayesi şuna döndü. Neden gittin? Seni görmek istemediğim için. Neden geldin? Neden kalmadın? Nerede? Benim yerim burası. Bir gün. Bir gün beni görmek istemedi. Dün beni görmek istemedi. Bugün geri geldi. Ya sen dalga mı geçiyorsun? Bence sen dalga geçiyorsun. Yanlarla. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen niye susmuyorsun Doğru. ki? Ben susmuyorum çünkü haksızlığa ben gelemem. Bence sen insanlarla dalga geçiyorsun. Ben sadece sen diyorsun ki çaya çıkamazsın falan, sen kendin gidiyorsun çaylara çıkıyorsun. Benim dalga sonra geçtiğim bir insan varsa o da sensin. Dün ayrıca çıkmışsın buraya, bahaya aklımdan çıkarmadın. Siz de bence Naz'ı çok savunuyorsunuz bence. Dünkü, gerçekleri de görün ki yani o sevmiyor yani. Dün çıkıp burada aşk ilan etmişsin ama orada karşılığını alamamışsın. Senin yerine ben çok üzüldüm. Bence canım. Çünkü karşılıksız aşkmış seninki. Hadi canım, karşılıksızmış da neymiş de. Ama dünkü moralimi iyileştiren şey neydi biliyor musun? Sen de herhalde dayanamadın, koşa koşa geldin tekrardan. Evet, Bağ seni reddetti diye hemen kucağımıza geldim. Ama bak ben dediğimi yaptım yani, ayırdım sizi. Hayır, tam tersi. Bağ seni reddetti diye geldim. Dur. Bağ seni kesin reddedecek. Buyurun, objektif bir bakış açısı almak istiyorum. Naz Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Tabii. Ben size talip için gelmiştim. Gerçekten gönlünüzden geçerek mi beni çaya çağırdınız, yoksa Baha Bey'e kıskandırmak amacıyla mı çaya gittik sizinle? Sadece onu öğrenmek istiyorum. Hadi buyur. Baha ne oldu? Eğer kıskandırmak amacıyla çıktıysanız çok iyisiniz. Tebrik ediyorum size. Başka bir şey demiyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben sizin daha sorunuza cevap vermedim ki. Benim öyle bir derdim yok. O kıskansın, bu kıskansın. Ben sizinle sadece uzaktan gelmiştiniz. Nezaketen çaya çıksam. Ne yapsaydım? Çıkmasa mıydım? Yani çıkmayınca da hani uzaktan gelmiş, nezaketen bir çaya çıksaydın. Neyse yani. Ben sizinle çaya çıktım. Birkaç dakika sohbet ettim. Zaten kararım olumsuzdu. Kaçtınız, gittiniz. Yani kaçtım gittim. Yürüyerek gittim artık, o başta kimseyi ilgilendirmez. Tebrik ediyorum sizi. Ben de sizi. Efendim. Şimdi Zuhal Hanım. Naz, Baha zaten birbirlerini seviyorlar. Seviyorlar. Ki Naz, Baha'ya ölüyor bence, benim gördüğüm. Kendisi bana göre beyefendiyle kıskandırmak için çıktı çaya. Ya hayır, hayır, ama alakası yok. Ama kendisi kıskanıp da geldi buraya. Ne yaptın? Cenk'in böyle bir tespiti var. Baha'yı kıskandırmak için çaya çıktın beyefendiyle. Evet. Ama kendin Baha'ya talip geldiği için kıskanıp geldin buraya. Yani kıskanan sen oldun şu anda. Ya zaten bu Baha ile ayrıldıktan sonra zaten kafam bir karışık. Baha! Neyse ya. Hayır, Baha ile konuşmak istemiyorum. Bak. Bir dakika, madem kıskanıyorsa o zaman niye ilişkilerini bitiriyorlar, devam etmiyorlar? Dur da... Dur be Despinacı. Kıskanmıyorum diyor falan. Bunu söyleyen Esmira. Hayır, kıskanmıyorum, etmiyorum, onun için gelmedim diyor ama bir yandan da diyor ki Baha ilişkinize devam ettin yani. Ya, ya Esmira, burada gelip bağıran çağıran ben miydim? Madem ayrılacaksınız siz, ayrılacaksınız. Hayır diyor ya, kıskanıyor seni, senin için geldi. Beraber tekrardan ilişkinize devam edin o zaman. İnsanları niye böyle soru işaretleri aklında bırakıyorsun? Oyun bunu söyleyen Esmira. Tamam. Ya bu yorumu başkası yapsaydı ben anlardım da. Şu anda bizim ayrı ayrı oturmamızın sebebi kim? Aynen. Benim dedem de dün gelmişti, ayırdı. Ya bak, senin hatan buraya gelip bu şekilde ortalığı karıştırmak. Bu şekilde bana buraya gelip çağırabiliyorsun. Bu şekilde buraya gelip ortalığı karıştırmandı. Zaten bir ilişkimiz onun hatası da, ama onun hatası da. Kenarda oldum yani ilişkimi. Sen sanki istemiyordun belki ayrılmak. Belki bir şey olacaktı ama sen kenarda susmuyorsun. Ay, benim yüzümden ayrıldı. Hemen pes ettin yani. Sana da bir şey fırsat çıktı. Ya bırak ya bu işleri ya. Sen kendin bile ne istediğini bilmiyorsun. Ona evet diyorsun, buna evet diyorsun. Baktı olmadı, ona geçiyorsun. Ama Baha dün bile bayana çıktığında yani kibarlıktan Ay, şey canım. Yaptı. Baha'yı... Ama ilk gün sen çıktın, o bile çıkmadı yani. Talibini geri yolladı, anladın mı? Ne oldu? Baha'yı mı savunuyorsun? Esmira beni savunmaya devam ediyor. Ben her zaman haklı taraftayım. Bazen de onları da gözü bence kör ya da bilerekten mi seni savunuyorlar, sen... onu anlamadım ben. Onu bırak. Olmayan bir ilişki büyütüyorlar. Baha'nın beni savunması hoşuna sen gitmedi mi? Sen şimdi daha net görüyor musun? Bizim bu koltuklarda neden oturduğumuzu daha net görebiliyor musun? Bak geldi buraya, bak her şey nasıl böyle apaçık şey oluyor, görüyor musun? Bana geldi önce bu kadar bir şey değildi yani, şu an gelmez mi sana?
Hayır, ben sana hiçbir zaman gel demedim. Sen geleceğim dedim, ben de gelmek istiyorsan buyur gel dedim. Bak hala gene aynı muhabbetlere dönmeyelim. Ama benim ama deme yani. Ama burada Nazan'ım, burada hata sende. Ben sana ne söyledim? Ben sana gün gelecek özür dileyeceksin dedim. Çünkü sen bir kahve fotoğrafı için alt üstü bir kahve fotoğrafı, ne el var, ne kol var, ne bacak var, hiçbir şey yok. Alt üstü bir kahve fotoğrafı Allah'tan için yoktu. Alt üstü kahve fotoğrafı için sen geldin, dedin ki ben dedim bitirmek istiyorum. Gerçi bitirmek istiyor tam olarak öyle de demedi de işte ben dayanamıyorum, katlanamıyorum. Ya ne var orada? Bir kahve fotoğrafıydı alt üstü. Bir kahve fotoğrafı için sen bunu yaptın. Bir de üstüne üstledik kalktın talibinle çaya çıktın. Bir de üstüne üstledik bu da yetmedi. Ertesi gün başka yere gittin. Bunun suçlusu Esin. Gittin orada bir daha çaya çıktın. Ya bunu... Sana ne? Sana ne? O zaman... Sen kızın gözlerini beğendin mi? Ben çıktım. Sana ne? Umurumda değilsin zaten. Ziyan Sana ne kadar özür dile, özür. Ne özür dileyeceğim? Ben ona bana kötü yorum yapıp yerimden kaçıran o özür dilemek. Kötü yorum yapıp yerimden kaçırdım. Nasıl? Biz seninle bugüne kadar kaç kere kavga ettik? Bir sürü şey söyledim, bağırdım, çağırdım ki bunda da ben sana söyleyeyim bak. Gene söylüyorum, sen haklı değilsin. İşte Esmira burada, o alt üstü bir fotoğraf yüzünden sen geçtin locada oturmayı tercih ettin. Sen gelip orada diyebilirdin. Başka bir şey diyebilirdin. Hayır, o fotoğraf benim umurumda değil deyip buradan çıkıp gidebilirdik. Ama sen ne yaptın? Kız, bir fotoğraf için. Ben sana her zaman söylüyorum. Bak. Kız oradan gelmiş buraya. Kendi kafasına göre mi gelmiş? Sen çağırmışsın. Gelmiş yani. Buraya gelmiş. Buradan önce neredeymiş? Ne bileyim. Onları ben ilgilendim. Ya işte beni ilgilendiriyor. Sana yardım etmeye geldim. İşte kolay kolay yani bir şey elinde bir şey olsun da ayrılasın diye. Ayrılmak istiyordun ya. Sana işte fırsat yaptım. Ben ayrılmak istesem sebebi asla sebebi. Yardım ettim sana yani. Efendim İhsaner abi. Nazan'ım. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bağbey de. Bazı etkiler tepkiyi doğurur. Sen yanlış tepki yaptın. Ben zaten azıcık, onu kendim azıcık sevgisi olan Bağbey'in onu da bitirdin. Gitmemeliydin burada. O ben kadar onu... o kadar arkadaşların yüzünde gözünde düştüğünü farkında mısın? O sevgiyi zedeledin sen. Ya bir şey söyleyeceğim. Hakikaten seviyordu seni. Şimdi arkadaşlarım... Yine de seviyor. Bağ seviyor. Bağ seviyor hala. Tabii az önce konuştuk. Seviyor. Az önce mi söyledin? Evet. Seviyor. Seviyor. Ne yaptın İhsaner abi? Fazla sevgi canı sandırırmış. Naz'ı seviyor musun dedi. Fazla Naz da iyi değil Nazan'ım. Seviyorum demekle seviyorum demek arasında fark var, yapmayın ya. Burası evlilik programı. Ya Nisaner abi Allah dakika, aşkına bir dakika bağacım kusura bakma sevdiğini biliyorum. Burası, ya sen öyle burası izdivaç. Burası ya önce senin etki, bu değdiğin konuya bir değil. Cevap vereyim mi? Etki tepki yeri değil. Mertçe dürüstçe seviyorsa çıkarsız Züel Hanım'a anlatırsız. Hı. Biz de burada takdirle, alkışla sizi evlendirip göndeririz. Ben anladın buradan... Naz Hanım. Ben de bu kadar Zuhal Hanımcığım. Teşekkür ya ediyorum. Ne diye? Şey vedalaşıyorum. Gidiyor bu musun? Söyledin ya. Benden bu kadar falan. Yok yani. Hah. Efendim. İnsan üst üste ya şey hatalar yapar mı abi ya? Şeyi ver. Ya bunu sen söylüyorsun da ben sana böyle bir şey mi söyledim? Dur bakayım İbrahim ne diyecek? Naz'ı seviyor musun hala dedi. Seviyordum Naz'ı dedim. Seviyordun sen kaldın şimdi seviyorsun Naz'ı. Dili geçmiş zaman mı kullandın Baha? Ziyan Hanım. Ziyan Hanım. Seviyordun mu dedi? Hayır. Mişli geçmiş anmış. Zaman kullandın. Seviyormuşmuşmuşum. Dedim ben tamam. İzledim üzüldüm dedi. Bana dedi ki Nisaner abi dedi. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Biz ayrılmadık ki dedi. Baha diyen ben miydim sen miydin? Ya bir şey söyleyeceğim. Demin yok, söyledin ya. Yok öyle bir şey ya. Nisaner abi yapma gözünü seveyim ya. Hayır bak ya, kendin başka ya, bir şeyler söylüyorsun hayır, şimdi. Hayır. Yapma Allah bir aşkına tane, bir ya. İbrahim ya bana neyse onu zaten inanmadım ki ben ona. İbrahim'i bir dinlemek istiyorum. Ya ben bu zamana kadar aralarındaki hiçbir şeyde karışmadım da muhabbetlerini de yapmadım. Hiçbir yorumda da bulunmadım. Ama hani Baha'yı hem burada tanıdım hem de sohbet ettiğim için söyleyebileceğim bunu. Ben Baha'yla yani Naz'la burada çıktığımda bile hani... Bir nasıl derler kıskandırma muhabbeti her zaman oldu aralarında. Yani bu benimle de oldu başkasıyla da oldu. Gelen beyefendiyle de Naz çaya çıktı sırf kıskandırmak için. Bu bariz izleyen herkes bunu anlayabiliyor. Daha sonra gittiği niye gittiği zaten belirsiz muamma o öyle kapalı kutu kalır. Ama ben sadece şunu söylemek istiyorum ben Bağ'ı tebrik edeceğim. Aşkının arkasında dimdik böyle sapasağlam bir fidan gibi durduğu için.
Naz'a da şunu söylemek istiyorum. Sen Baha'nın sevgisini hak etmiyorsun. Şimdi bir şey söyleyeceğim. O gittin diye gözümden düştün diyen insanlar var ya, dönüp bir arkanıza baksanız yerle birsiniz yani. Bak, sana da şunu söyleyeyim. Biz en azından niye gidip niye geldiğimizi çok iyi biliyoruz. En azından arkada... Ben de burada bir dakika, niye gittiğimi dur, lafımı söyledim, bitir, söylüyorsun. Niye geldiğimi ya söyledim. Ya böyle kıvıra kıvıra... Hayır bir... Elde edemezsin. Ben kimse geçmişime bakıyorum. Kusura bakma. Benim geçmişim seni ilgilendirmiyor. Kimin ne sen geleceğinde ben buradayım. Biliyor evet. Kimin ne olduğunu çok biliyor. İyi biliyor. Evet herkes hayır, biliyor. Dön. Hani herkes söyledi biliyor. Ya şey arkadaşlarının nasıl gözünden biz gittiğimiz zaman kahkaha atmıyoruz en azından. Gittiğimiz zaman da nasıl durduğumuzu çok iyi biliyor herkes. Allah Allah. Başka biz kimseye gülmüyoruz orada. El alemin yüzüne oluyor? Sevgi dolu şeyler söylemiyoruz. Başka yerden gelip burada kahkaha atınca iyi oluyor da ben başka yerden gelip kötü mü oluyor? Sana var ya tek bir şey söylüyorum. Bak burada herkesin önünde söylüyorum. Bir sonraki Oscar ödülünü sana verecekler. Hak Gelip burada aynı şeyi ya sen de yapmıştın hatırlıyor ya musun? Ya ne yaptım ya ben? Allah geldim. Ya Allah'ım yorum yapana bak ya. Geri geldim ne oldu? Ben de geldim buraya geri gitti. Ya kendi bırak. Dünya senin orada? Üzerinden kurul değil Naz. Okay. Ya ben bitti. Zaten kendi... burayı bırakıp hiçbir yere gitmem. Nasıl? Benim tepkim yanlıştı. Bunu tepki da en son bu? Eleştirdiği bu tepki miydi? Kişi sen bile değilsin. Ben bunu eleştirmedim ki zaten. Aynen, ben Naz'a diyorum ki bağını sevgisini hak etmiyorsun. Sen gözde kalmaya çalışıyorsan dönüp arkana baksan yerli birsin yani. Ben çok iyi yani. Bakıyorum. Ben geçmişime çok iyi bakıyorum. Allah aşkına alnımak. Çok gittiğim peki o da hata yaptığını kabul ediyor zaten. Bir hata bir şey sorabilir diyor. Miyim? Şu an taliplerini aramak için mi döndün yoksa ne için döndün? Baha'ya kızdım gittim diyor ve geldi. Evet, yani hala taliplerini arayacak evet, yani. Benim arayacağım. Bakın bak bu mevzu bakın bu sen de sunucu ben tekrar falan söyleyeyim. Ya ben burada konuşamıyorum da. Ne oldu? Sen niye soruyorsun niye geldin? Ne amaçla geldin? Sunucu var mısın? Tamam. Ya insanlar yoksa merak ediyorsa, taliplerini aramak için mi döndün tekrardan? Tamam Esra verecek. sen de bu soruyu artık sorma. Zaten bu ilişkinin neden bittiği belli. Naz ben adım gibi eminim. Naz yanlış bir karar verdi. Yanlış bir hareket yaptı. Üstüne üstlük bir yanlış daha yaptı. Ya Baha'nın yüzünden gittim dedi işte yani. Ben ondan bahsetmiyorum. Tamam. Hani bunu yanlış anlamış olabilir. Benim dediğim şeyi yanlış anlamış olabilir. Ama benim o cümleyi kurmamdaki kasıt... Kesinlikle sen böylesin. Ben seninle kötü ayrılmadım. Bak burada herkesin gözü önünde de. Ben seninle hiçbir... Hatta ne dedim? Ne zaman üzülse ben yine arkasındayım. Dururum dedim yani. Her zaman da dururum diye söyledim. Bu bir saniye. Her zaman da dururum dedim. Ama Naz... Ne yaptı? Beni bir tane fotoğraf için. Ben bunun hala bahane olduğunu düşünüyorum. Çünkü yemin ederim orada hiçbir şey yoktu. Geldi bir fotoğraf için. O kadar geçmişi, her şeyi hiçe saydı. Geçti buraya locaya oturduk ve taliplerimizi arıyoruz. Aramaya da devam edeceğim. Ne yapmamı bekliyorsun? Baha lütfen affet beni öyle mi diyeyim? Dalga mı geçiyorsun? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben seninle dalga geçmiyorum. Bir şey anlatıyorum. Dalga mı geçiyorsun? Hata yapan sensin diyorum. Hayır. Hata üstüne hata yapan sensin. Seni affeden hayır, benim. Hayır ya buraya döndüğünde benim hiç benden olmayan ne bir hata için geçip locaya oturan sensin. Şimdi dalgayı ben mi geçiyorum? Hayır burada sen şu an benden ne bekliyorsun? Senden gel. Ben senden bir şey beklemiyorum. Bak ne dedi? Gelmişsin, hoş gelmişsin. Soruyorlar evine. Niye geldin? Ama locada oturup taliplerimizi aramaya evet. Devam ediyorum dedi. Çıkayım sana talip mi olayım yoksa seninle bir şeyler mi? Özür mü dileyeyim? Naz. Ne yapayım? Yalvarayım ne yapayım? Naz. Sen zaten o son noktayı dün oraya gitmekle yaptın. Sen o noktayı sen orada öyle yaptın. Bir de gidip orada başkasıyla gittim. Da çaya çıkmakla senin yaptın. Senin yüzünden gittim. Benim yüzümden gittin, benim yüzümden de gittin, çaya çıktın. Sonra burada... Evet. Sonra da burada sen dünyalar iyisi bir insan gelip bana... Başkasıyla çaya çıkarsan ben de çıkarım. O senden, sen ondan önce çıktın. Buna şuna bak ya. Bu ne ya? Sen espri... Bir dakika. Bu ne demek ben anlamadım. Sen başkasını çaya çıkarırsan ben de çıkarım. Benden önce sen çaya çıktın. Demek ki arkadaşlar görünen köy kılavuz istemiyor. Bitmeyen bir şeyler var çok bariz. Doğal Hanım. Çok bariz. Yani yok ben taliplerimi aramaya devam ediyorum. Ben de zaten evet, taliplerimi sen bağ için gelmedin. Tekrar başka taliplerimi arayacağım diyorsun. Locada oturacağım evet. Diyorsun. Bağ için kesinlikle gelmedin. İkisi de ayrı ayrı talipler arayacak. Ben oraya otursam da ben onun şu anda... Ben onun sağlıklı zaten düşüneceğini vesaire ben onu hiçbir şekilde şu an inanmıyorum da ya, güvenmiyorum da ki ya korkma, ben söyleyeyim hata yaptım hata üstüne ben hata. Ben zaten ne yaptığımın çok güzel farkındayım oturacağım orada taliplerimi arayacağım. Ya ara zaten ara hepsiyle de çaya çık.
Ya sana ne oluyor, kıskanıyor musun? Ya Allah, gene geldi kıskanıyor musun muhabbeti. Ya otur diyorum, otur. Gittin kıskanıyorsan, orada çaya kıskanıyorsan orada çaya çıktın, çıkarım orada otururum zaten, burada oturmam. Doğru. Gittin orada çaya çıktın, burada çaya çıktın. Ne oluyor, çaya çıktıklarımı hesaplıyorsun. Sen onları hesaplayabiliyorsun ama. Sırasını mı tutuyorsun? Ne oluyor, kıskanıyor musun? 20-30 yaşları arasında. Evet. 20-30 yaşları arasında. 28 yaş üstü. Üniversite mezunu, ayakları yere sağlam basan. Evet. Kendini bilen. Bahar gibi. Benim yanımda durabilecek. Bayanları bana beni sevip beni sayıp benim sözümü dinleyebilecek. Bayanları bekliyorum. Işte. Bekliyorum. Ne güzel birbirine. Ne diyor? Esmira da buradayım diyor. Sen kriter sayıyorsun. Bak, da ben sana burada da bir şey söyledim. Esmira senle olmayacak. Bunu kabullen artık. Benim Esmira'yla yani. Ne isterse ona, sen bunu kabullen. Ben nasıl davranmasını bilen bir bayanım. Ne istersen onu da sana verebilen bir bayanım yani. Ne kötü. Ben de şöyle bir şey söyledim. Benim Esmira'ya karşı hiçbir duygu. Bir şey dinler misiniz? Yani benim elektrik meselesi var. Bak işte, Bağda, Nazda ayrı ayrı bir saniye kriterlerini söylediler. Ben her ne kadar bu iş hala bitmedi diyorsam, ki bunun hepsini göreceğiz ilerleyen günlerde. Ben sadece Esmira meselesiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Esmira ile Baha olmuyor zaten. Baha ile Naz da olmuyor. Ayrı ayrı herkes sahiplerini arayacak. Evet. Hemfikir miyiz bunda? Kararlı mıyız? Evet. İyi, peki o zaman. Ben de bir reklam arası için müsaadenizi isteyeyim o zaman. Efendim, bu birlikte bizden bu kadar. Yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine 16.20'de sizlerle Star TV ekranında buluşalım diyorum. İyi akşamlar, eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Sizlere de geldiğiniz için çok teşekkür ederim.